saygıdeğer meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İPART programı teşvikleri konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşımız Sayın Yahya Temel Tatlısu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Danışmanı, Gıda Mühendisi Sayın Temel Naci Karslan'ın sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde İPART programı teşviklerine dair kendilerinden detaylı bilgiler edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli konuklarımıza bırakmadan önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali kürsüye davet ediyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, bu haftaki eğitimimize hepinize hoş geldiniz diyor. Ülkemize de yüreğimize düşen acıdan dolayı başsağlığı dilemek istiyorum. Dün akşam hain bir terör saldırısı sonucu 6 kahraman askerimizi ebediyete uğurladık. Onların da aziz hatıralarını ve ülkemizin aziz hatıralarına saygıyla eğiliyoruz. Ülkemizin de başı sağ olsun diyoruz. Hafta sonu eğitimlerimizde meslektaşlarımıza katkı sağlayacak. Onların mali müşavirlik yaparken kendilerine artı değer yaratacak konularda da donanmalarını sağlama adına eğitimlerimizi çeşitlendirdik. Bu hafta sonuki eğitimlerimizde TKDK ile ilgili destekler. Sayın Yahya Temel Tatlısu ile bu konuyu konuştuğumuzda sağ olsun bizi kırmadı. Daha önceki eğitimlerde sözünü ettiğimiz gibi bugünkü eğitimimiz de kayda alınacak ve önümüzdeki haftadan itibaren yine odamızın sitesinde YouTube kanalımızda eğitime ulaşabileceksiniz ama eğitimimizin yüz yüze ve soru cevap kısmının da değerli olduğunu düşünerek arkadaşlarımızın aklına takılan konuları mutlaka seminerin sonunda sormalarını ya da Yahya Beyler nasıl uygun görüyorlarsa her bölümün sonunda soru alarak da olabilir. Bu şekliyle soruların da konunun anlaşılmasına katkı sunacağını düşünüyoruz. Belki yeni yıldan önce birlikte son kez bir eğitimde bir arada olacağız. Görüşemeyeceğimiz meslektaşlarımız olur. Bu vesileyle onların da yeni yılını kutlamak istiyorum. Yeni yılda kanın gözyaşın olmadığı, herkesin mutlu ve müreffeh yaşadığı bir dünya, bir Türkiye dileğiyle hepinizin yeni yılını da kutluyorum. İyi bir seminer olmasını diliyorum. Seminer sonu ben bugün için belki biraz aranızdan erken ayrılacağım arkadaşlar. Ama konuğumuzu sizin sorularınıza ve kalbinize emanet ederek aranızdan ayrılacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi seminerler olsun arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali'yle açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli sunumlarını yapmak üzere konuklarımız Yahya Temel Tatlısu ile Temel Naci Karslı'yı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, öncelikle seminerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün seminer programımız şöyle olacak. Öncelikle biz TKDK İPART hakkında kısa bir giriş yapacağım. Daha sonra uzmanımız Temel Naci Bey bu konuda detay verecek. Sunum bitiminde de siz değerli katılımcılarımızın sorularını alacağız. Bu konuda tabii mali müşavir dostlarımızın mükellefleri, özellikle tarımsal hibeler konularında çalışan veya çalışmayı düşünen mükelleflerine
Kendileri de buradaki bilgileri, biz çünkü zaten sunumu bırakacağız buraya, iletebilirler. Bize de yönlendirebilirler. Bu konuda çalışma yapmak isteyen, proje yapmak isteyen arkadaşlar bizimle direkt irtibata geçebilir. Çağrı konusunda şu anda hazırlanan bir çağrı metni, biz Aralık sonu bekliyorduk ama muhtemelen Ocak sonunda çağrıya çıkılacak. Bu arada yine Tarım Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri çağrısı, onu da bugünlerde bekliyoruz, muhtemelen önümüzdeki haftada o yayınlanmış olacak. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben mali müşavirim fakat muhasebe tutmuyorum arkadaşlarınız. İçiniz rahat olsun, yani sizden gelen fikirleriniz sizin defterlerini almam gibi bir şey söz konusu değil. Bunu bir espri olarak not edeyim. Genelde devlet yardımları, hibeler, krediler, teşvikler konusunda çalışıyorum. Yaklaşık 35 yılı buldu çalışma alanımız. Bizim çalışma sahamız konusunda TKDK İPART'ta olduğu için bu konuda bir bilgilendirme yapalım istedik. Hatta biraz önce yukarıda başkanımla da konuşurken oda bünyesinde bir kooperatif kuralım, odaya da böyle bir tesis kazandıralım diye de bir konu geçti. Umarım ki ileriki dönemde de odamızda da bu desteklerden faydalanıp bir kooperatif üzerinden bir tesis kurarız diye düşünüyorum ben. Tabii sizlerin uygun görmesiyle. Şimdi ben kısaca TKDK ve İPA kapsamı nedir onu bir anlatacağım, sonra uzmanımız konuya giriş yapacak. Arkadaşlar, Tarım Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu İPA kapsamında, yani Avrupa Birliği katılım öncesi mali ortaklıkla alakalı kurulmuş olan bir kurum. Bu kapsamda verilen destekler baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir katkısı var, belli oranda Avrupa Birliği'nin katkısı var. Katılım öncesi firmalarımızın Avrupa Birliği'ne dahil olmadan önce başta çiftçiler olmak üzere diğer sektörlerde, şimdi anlatacağımız hizmet sektörü de var bunun içerisinde, kooperatifler olsun, çiftçiler olsun, hizmet sektörü olsun, Avrupa Birliği standartlarında tesislerini oluşturmaya bir katkı sunma anlamında bu fonlar tahsis ediliyor. Daha önce 42 ilde bu uygulama vardı. Bursa'da bunlardan biriydi. Mesela Bilecik yoktu. Şimdi önümüzdeki Ocak sonunda açıklanacak olan çağrıda 81 ilin tamamında bu kapsama alınmış olacak. Yani bütün Türkiye çapında bu kapsamda bir hibe çalışması yapılmış olacak. Yani sadece Bursa değil, Bursa dışında da eğer mükellefleriniz varsa, çalıştığınız mükellefler. Şimdi mesela İstanbul kapsamında değildi. Edirne, Kırklareli kapsamında değildi. Buralarda da eğer mükellefleriniz varsa, İstanbul'da ofis açacak TKDK çünkü şu anda. Önümüzdeki ay zannedersem açılır herhalde, değil mi Naci Bey? Muhtemelen önümüzdeki ay bu ofis açılmış olacak. Hani bu kapsamda hem Bursa, hem Bursa civarında varsa mükellefiniz destek sunmaya hazırız arkadaşlar. Şimdi ben bir ön girişten sonra kısaca şöyle bir ana başlıklar halinde neler var onları bir aktarayım size. Şimdi burada İPART 3 programının ana başlıkları arkadaşlar. Kısaca özetlemeye çalışırsak tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar var birinci konuda. Bunlar neler? İşte süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı et üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler. Kısaca tarımsal işletmelerin kapsamı bunlar. Bunların tamamına destek var. Şimdi detaylarını birazdan uzmanımız, arkadaşımız size anlatacak. Yine tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar destek kapsamında. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları destek kapsamında. Bunların neler olduğuna bakarsak eğer, bitkisel üretim ve ürün işleme tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri işleme tesisleri, sanatkarlık ve katma değerli ürünlerin işlenmesi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin işlenmesi, su ürünleri yetiştiriciliği gibi işletmeler destek kapsamını alınıyor arkadaşlar. Bu kapsamda yine baktığımız zaman bizim
kimler başvurabilir olarak düşündüğümüz zaman konuya? Burada biraz önce saydığım A, B, C işte tarımsal işletmeler, tarım balıkçılık ürünleri, çiftlik faaliyetleri. Bunlarda tüzel kişilikler, kamu tüzel kişilikleri hariç, yani normal şirketler başvurabiliyor ama kamu tüzel kişilikleri hariç işletmeler, şahıslar başvurabiliyorlar. Burada iki tür başvuru söz konusu. Bir, mevcut işletmeler kapasite artımına başvurabiliyor. Bir de yeni kurulacak olan işletmeler başvuru yapabiliyorlar. Yani çağrının başlığına göre, detaylarına göre bu başvurular yapılabiliyor. Bazı başlıklarda mesela sadece mevcut işletmelere başvuru var. Bazılarında hem mevcut işletmeler hem kapasite artırımı olarak hem de yeni işletmelere başvuru yapma şansı doğuyor. Burada yeni bir şey daha geldi arkadaşlar. Bu çağrıda baktığımız zaman kamuya yönelik, altyapı yatırımına yönelik de yeni bir çalışma başlattı TKDK. Kamudaki belediyelere yönelik olarak, altyapı yatırımlarına yönelik olarak da yeni bir başlık bu çağrıda ilk defa söz konusu olacak. Burada hibe oranları neler? Onlara bakarsak eğer, şimdi 5.000 Euro'dan 3 milyon avroya kadar, Euro'ya kadar bir proje kapsamında %50'den %75'e kadar bir hibe söz konusu olabiliyor. Tabii bu başlıkların içeriğine, detayına göre değişiyor. Burada yaklaşık ilk çağrıda arkadaşlar, bu İPA'nın yani ilk çağrısı olacağı için, üçüncü dönem ilk çağrıcı olacağı için yaklaşık 200 milyon euro civarında bir hibe söz konusu olacak. İlk çağrıda bütçe bayağı büyük. Dolayısıyla varsa projeniz veya firmalarınızın projeleri bu kapsamda şimdiden hazırlığa başlayalım. Önemli bir konu şu arkadaşlar, çağrıyı beklemeden başvuru yapmak lazım. Mesela diyelim bir tesis kurmak istiyorsunuz. Biraz sonra anlatacak Naci Bey. Diyelim turizm tesisi kurmak istiyorsunuz. Mesela bir bungalov tesisi kurmak istiyorsunuz. Bugün başlasanız bu Ocak'taki çağrıyı yetiştiremezsiniz. Çünkü ruhsat alma süreci zaten en az 3 ay, 4 ay sürüyor. Ancak bir sonraki çağrıya. Dolayısıyla böyle bir niyet, böyle bir düşünce varsa, proje fikri varsa hemen başlayıp çağrıyı beklemeden. Çünkü kriterler belli zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Daha önceki çağrılardan çıkacak çok farklı bir şey yok. İşte ruhsat süreci olsun, izin süreçleri olsun. Bizim TKDK projelerinde en büyük yaşadığımız sıkıntı şu arkadaşlar. Özellikle tarımla alakalı tesislerde çok fazla olmuyor ama kırsal turizm dediğimiz turizm tesislerinde biz bu toprak koruma kanunu, havza kanunu, su kanunu bunlara çok takılıyoruz. Dolayısıyla süreç uzuyor. Bazen 6 ay, bazen 7 ay, bazen 1 sene uzadığı oluyor. Onun için böyle bir proje fikri varsa hiç beklemeden süreci başlatmakta fayda var diyorum. Ve uzmanımız Naci Bey'e sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ses geliyor mu? Geliyor, tamam. Öncelikle Sayın Başkanımıza ve oda yönetimine bize bu fırsatı sundukları için teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Hem başkanımızın hem Yahya Üstadımızın söylediği gibi ismim Temel Naci Karslı. Ağırlıklı olarak yatırım projeleri danışmanlığı, bu İPART programı kapsamındaki projeler de var bu kapsamda. Kırsal kalkınma destekleri var. Ulusal bütçeden devletimizin sağladığı. Onun dışında sosyal içerikli veya eğitim içerikli projeler, Avrupa Birliği projeleri konusunda da danışmanlık hizmeti yapıyoruz. Ayrıca ihracat destekleri, Yahya Bey'le beraber yatırım teşvik belgesi konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bugünkü konumuz, tabii birçok destek alanı var ama bugünkü konumuz Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından organize edilen, yönetilen Avrupa Birliği İPART programı kapsamında sağlanan destekler konusunda sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım.
bu arada. Bir saniyeniz. Yanlış şey yaptık herhalde. Tam ekran mı görüyoruz? Tamam. Burada farklı gözüküyordu o yüzden. İPART programı 3. dönemi uygulanmaya başlanacak. Türkiye'de fiilen 2011 yılında uygulanmaya başlandı. İlk 1. İPART programı. Normalde bu İPART programı kapsamındaki destekler 7'şer yıllık dönemler halinde Avrupa Birliği tarafından aday konumundaki ülkelere tahsis ediliyor. İlk program 2007-2013 programıydı, 7 yıllık dönem. Fakat bizim ülkemizde tabii bunun bir hazırlık süreci vardı. Birazcık bu desteklerin dağıtılma süreci geç başladı. 2011 yılı gibi ilk destekler sağlanmaya başladı ve normalde 2007-2013 ama artı 3 yıl şeklinde uygulanıyor. Yani tahsis edilen fonlar artı 3 yıl daha ülkemizdeki yatırımcıların kullanımına sunuluyor. Bunu baştan söyledim ki şu anda daha sonra vereceğim bazı tarihleri garipsemeyin diye. İkinci programlama dönemi 2014-2020 dönemiydi. 2023 yılının sonunda artı 3 uygulama esasına göre 2023 yılının sonunda bu dönem de sona ermiş olacak. Ve artık 2024 yılı itibariyle de İPART programının 3. dönemi başlamış olacak. Daha çok henüz program yayınlanmadı. Yani resmiyeten yayınlanmadı. Sektörel anlaşması kurumun web sitesinde var. Ama bu uygulamanın detayları yayınlanmadı. Sadece TKDK tarafından çeşitli bilgilendirme toplantılarında programın detayları hakkında potansiyel yatırımcılara bilgiler sağlandı. Artı proje danışmanlarına bilgiler sağlandı. Biz o bilgilerden de yola çıkarak, henüz program yayınlanmamış olsa da sizlere o bilgilerden de yola çıkaraktan İPART 2 programındaki hali üzerinde yapılan değişiklikleri de ekleyerekten bilgi sağlamaya çalışacağız. Bu üçüncü program normalde 2021-27 dönemini kapsayan bir program ama az önce bahsettiğim gibi artı 3 yılıyla 2030 yılına kadar aslında uygulanabilecek bir program. Program kapsamında aslında sunuya ben 4 tane ana başlık ekledim. Yani sizlerin yaptığınız meslekleri de düşünerekten mükelleflerinizi ya da bir bireysel başvuru sahibi de ya da kendi şirketiniz varsa o şirketler üzerinden de başvuru sahibi olabileceğinizi düşünerekten bu başlıkları ekledim. Bir tanesi hariç o 4. başlık. O kamu kurumlarını ilgilendiren bir başlık. Bunun dışında bazı başlıklar var ama yani daha çok bir projeden çok işte çiftçiye ya da işte yerel kalkınma stratejileri diye örneğin bir başlık var. Orada da daha az gelişmiş alanlarda örnek verelim. İşte Bursa'nın dağ ilçeleri gibi. Oraya yönelik, oranın gelişimine yönelik bir planlama, bir strateji geliştirme çalışması yapmak isterse oradaki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları onların desteklenmesiyle ilgili bir başlık var ama bu grubu yani buraya çok ilgilendirecek bir şey olmadığı için onun detayını koymadık. Bizi esas burada size 3 tane ana başlık sunacağım. 4. ile alakalı sadece içeriğiyle alakalı kısa bilgiler vereceğim. İPART programında 3 ana tedbir var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi az önce Yahya Bey'in de belirttiği gibi tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar. Bu başlık altında neler var? Başlıca detaylarını biraz vereceğiz. Süt hayvancılığı var, besi hayvancılığı var. Hem büyük başta hem küçük başta süt ve besi hayvancılığı var. Yumurta tavukçuluğu var ve bir de broiler tavukçuluğuna artı hindi, gaz, kaz ve eti yetiştirmeye yönelik destekler de var. İkinci ana başlığımız daha çok tarımsal işletmelerden tarımsal ürünleri işleyen
işletmelere yönelik. Örnek vermek gerekirse süt işleme tesisleri. Yine örnek vermek gerekirse et işleme tesisleri. Onun dışında su ürünleri işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, meyve sebzelerin işlenmesine ve depolanmasına yönelik tesisler bu destek kapsamında olacak. Üçüncü ana başlığımız ise ilk ikisinden önemli bir farkı var. Daha sonra detayını da anlatırız. İlk iki başlıktaki yatırımlar istediğiniz ruhsat alabildiğiniz ya da faal işletmeniz bulunan her yerde yapabilirsiniz. Ama üçüncü başlık farklı. Tamamen kırsal alanların kalkınmasına yönelik yatırımları içeriyor. Yani bu ne demek kırsal alan? Nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yerleri. Normalde bunun tespitini TÜİK'in hazırladığı bir kırsal alan listesi var. O listeye göre yapılıyor. Yalnız bu liste eskiydi. 2012 yılında hazırlanmış bir liste vardı. O listeye göre Çağrışan bile kırsal alandı. Ama artık değil, artık değil tabii ki. Örnek Bursa'dan örnek verelim dedik. Bu liste güncellendi. Tabii yakında TKDK Çağrı'ya çıktığında bu listeyi resmi olarak web sitelerine de koyacaklar. Bu liste TÜİK tarafından 2020 yılı sonu itibariyle hazırlanmış durumda. Kırsal alan, üçüncü başlığımız kırsal alan listesinde olan yerlerde, kır olarak geçen yerlerde yapılabilecek yatırımları içeriyor. Yani Bursa'nın merkezinde, Osman Gazi'nin, Nilüfer'in, Yıldırım'ın merkezinde bu yatırımları gerçekleştiremiyoruz. Ne yapmak gerekiyor? Eski tabirle köylerine doğru gitmek gerekiyor. Dördüncü başlık, ilk defa uygulanacak bir başlık. Kırsal alanda kamu altyapı yatırımlarını içeriyor. 81 ilde yine yerel yönetimlerin ya da yerel yönetim birliklerinin diyelim, Bursa'da yok ama bazı henüz büyükşehir olmamış illerde köylere hizmet götürme birliği gibi, suyla alakalı bir birlik gibi birlikler var. O birliklerin yapacağı yatırımlara da destekler sağlanacak. İPART programında bu vereceğim bilgileri yalnız kamu yatırımları hariç söylüyorum. Onun neredeyse hiçbir detayı yok şu anda. Program yayınlanmadığı için de biz de size aktaramıyoruz. Yani gerçek veya tüzel kişilik yatırımları için tamamen konuşmuş olacağız. Buradaki kriterleri onlar için aramış olacağız. Bazı genel kriterler var. Yatırımlarınızı gerçek veya tüzel kişi yatırımını kendisine ait bir arazi üzerinde de yapabilir, kiralık arazi üzerinde de yapabilir. Kiralık arazi üzerinde yapması durumunda normalde en son ödemeyi kurumdan aldığı destekle alakalı en son ödemeyi aldığı tarihten itibaren 5 yıllık kiralık sözleşmesi olması lazım. Ama tabii bunu işte bu proje başvurusu hazırladınız, başvuruyu yaptınız, değerlendirme sürecinden geçirildi, ondan sonra sözleşme imzaladınız, yatırımı uyguladınız, tamamladınız, son ödemenizi aldınız, bunu tam kestirebilmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla biz genelde yatırımcılara şunu söylüyoruz, siz kiralık arazi üzerinde bir yatırım yapacaksanız en az 7 yıllık bir sözleşme yapın. Yani sizlerin ya da mükelleflerinizin yapacağı bu yatırımlarda eğer kiralık bir alanda, kiralık bir yerde, binada yatırım yapılacaksa en az 5 yıllık sözleşme yapmalarını, en 7 yıllık sözleşme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra çok önemli bir kriter. Yatırımlar tamamlandıktan sonra en az 5 yıl süreyle o yatırımı koruması gerekiyor. Özellikle gerçek kişi olduğunuzda zaten yatırımı kapatma, satabilme şansınız yok. Ama tüzel kişiliklerde tabii biraz daha farklı işliyor. Tüzel kişiliğin varlığı esas orada ve hisse devri falan olabiliyor. Ama her halükarda o gerçek veya tüzel kişiliğin o yatırımı 5 yıl süreyle koruması gerekiyor. Çok çok önemli bir kriter. Hepimiz yaşlanıyoruz. Gerçek kişilerde 65 yaş üstü kişilerin yatırım yapma, gerçek kişi olarak yatırım yapma şansı yok.
tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişi olamıyor. Tabii hissedar olabilir ama tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişisi olamaz. Proje başvurularında buna özellikle dikkat ediliyor. Ülkeleri yönetebilirsiniz ama işlemleri olamazsınız. Evet, yani bu şekilde kriter yapacak bir şey yok. Avrupa Birliği. 160 kişi üzerinde çok iyi insanlar. Evet. Doğru diyorsunuz. Evet. İPART programında neler destekleniyor? Yatırımlar kapsamında yapım işleri, bir projeyle herhangi bir yatırımla alakalı yapım işleri, makine ekipman alımları, hizmet alımları, bir de görünürlük harcamaları destekleniyor. Bir yatırım, herhangi bir yatırım bu kapsamdaki makine ekipman alımı veya yapım işlerinin en az bir tanesini içermeli. Yani ben sadece hizmet alımı içeren bir yatırım yapmak istiyorum diyemiyorsunuz. Mesela işte yeni dönemde web sitesi tasarımı da uygun destek kalemleri arasında olacak. Ben her şeyim hazır, bir web sitesi tasarımı yapayım diyemezsiniz. O projenin bir tamamlayıcı bir parçası olarak yapabileceğiniz bir iş. Dolayısıyla sizin yatırımınızda destek aldığınız kalemler arasında en az inşaat kalem, yapım işleri kalemleri ya da makine ekipman kalemleri olmak zorunda. Burayla alakalı makine ekipman ve hem de inşaatla alakalı çok önemli bir şey söyleyeyim. Sunumun ilerleyen kısımlarında yok. Burayı konuşurken söylemiş olayım. Avrupa Birliği desteği, bu desteğin, yani bu İPART programı kapsamında sağlanan desteğin %75'ini Avrupa Birliği finanse ediyor. %25'i ulusal bütçeden karşılanıyor. Yani destek kısmının. Dolayısıyla Avrupa Birliği şunu diyor. Ben menşei kriteri uyguluyorum size. Yani örneğin bir Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği'nin komşuluk ilişkileri olan bazı ülkelerden olan inşaat kalem malzemelerini ya da makine ekipmanları bu program kapsamında satın alabilirsiniz. Örnek vereyim size. Herhangi bir projede örneğin soğuk hava deposu projesinde forklift alacaksınız. Forklift Kore malı olamaz. Japon malı olamaz. Ne diyor? Alman malı, Türk malı ya da Avrupa'nın diğer ülkeleri ya da komşuluk ilişkisi içerisinde olan belli ülkeler var. Onlar satın alma kurallarında tanımlanmış durumda. O ülkelerden yapacağınız satın almaları bu proje kapsamında destekleyebilirim diyor. Bu önemli. Yapım işleri bu şu da olabilir. Yani projelerde, bu arada başkanım süremiz sorun yok ama çok uzatırsanız da herkes sıkılır diyorsunuz. Onu biliyorum. Yapım işleri bir projede sıfırdan bir bina yapımı içeren bir yatırım da olabilir. İşte belli tadilat işlerini içeren bir yatırımı da kapsayabilir yapım işleri. Yani projeler genelde mevcut bir işletmenin modernizasyonu, kapasitesinin artırılmasını, bununla alakalı çeşitli sektörel kriterler var. Detayına bakarız sonra. Mevcut bir işletmenin geliştirilmesine yönelik yapım işleri de olabilir. Tamamen yeni, sıfırdan, işte imar izni, yapı ruhsat alınmış bir binanın yapımını içeren bir proje de olabilir. Ya da sadece makine ekipman alımı olan bir proje de olabilir. Sizin mevcutta bir süt işleme tesisiniz vardır. İşte birkaç tane tanka, birkaç tane paketleme ya da formlama, gramajlama makinesine ihtiyacınız vardır. Onları almak istiyorsunuz. Bu tarz yatırımlar da olabilir. Artı hizmet alımlarını içerebilir. Hizmet alımlarında ne var? Örneğin siz yine bir yatırım yapacaksınız. Kırsal turizm işletmesi yatırımı yapmak istiyorsunuz. Bir mimarlık bürosuyla anlaşıyorsunuz. Projenizi çizdiriyorsunuz. O mimara ödediğiniz hizmet bedelini proje kapsamında sektöre göre %50 ile %70-75 arasında değişen oranda geri alabilirsiniz. Bir danışmanlık firmasıyla anlaştınız. Projenizi takip etmek üzere, danışmanlığı yapmak üzere. O danışmanlık firmasına ödediğiniz bedelin yine aynı oranlarda destek kapsamında.
Onun dışında örneğin bir gıda işletmesisiniz, çeşitli kaliteyle alakalı falan sertifikalar, gıda işte gıdalarda işletmenin yönetimiyle alakalı, biz HACCP diyoruz, burayla belki bilenler vardır, işte ISO 22000 gibi bazı sertifikalar almak isteyebilirsiniz. Onların için yapacağınız harcamaları da proje kapsamında bir gider kalemi olarak gösterebilirsiniz. Artı bir de son yeni bu uygulanmaya başlanacak. İşte bir işletme kuruyorsunuz ya da mevcut bir işletmeniz var. Bunun için bir web sitesi tasarlatmak istiyorsunuz. Bunu da yine projenin bir gider kalemi olarak gösterebilirsiniz. Görünürlük harcamaları da şu. Bu her kurum böyle aslında. Avrupa Birliği de özellikle böyle. Ben bir destek veriyorum. Bu desteğin görünür kılınmasını istiyorum diyor. Yatırım yapan işletmesinde uygun bir yere görünürlük rehberi var kurumun. Orada belirlenen kriterlere göre bir tabela asıyorsunuz. 5 yıl boyunca o tabela orada durması lazım. Tabii yatırım sonrasındaki dönemi o tabelayı kaldıramıyorsunuz. Az önce ana başlıkları belirtmiştim. Birinci başlık hayvancılıkla alakalıydı. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımları içeriyordu. Burada tabii işletmelerden belli kriterler aranıyor. Mevcut veya yeni işletmelerden çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak, hayvancılık işletmeleri için hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmak, artı vergi, ulusal vergi sistemine kayıtlı olmak. Burada yaş şartını tekrar vurgulamışız, biraz sinir bozucu bir şart ama tekrar hatırlatmış olalım. Aslında hayvan kayıt, mesela hayvancılık işletmesi için hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmanız yeterli olacak. Orada şu var, çok önemli bir şey var hayvancılık desteklerinde. Ama bunu söylemeden önce, aslında burada sağlanan desteklerin birçoğu ulusal bütçeden kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı var. Tamamen ulusal bütçeden desteklenen bir program. Tarım Bakanlığı yönetiyor. Birçoğu orada da var. O programda da var. Biraz daha bütçeleri düşük. Bir fark var ama burada. Avrupa Birliği diyor ki hayvancılık işletmeleri için bu tedbirle alakalı, bu ana tedbirle alakalı hayvancılık yapacak, yatırımı yapacak ya da yapan demeyeyim de yapacak işletmenin gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişisinin hayvancılıkla alakalı bir deneyimin olması lazım. Bu bir işte veteriner hekim olabilir, ziraat mühendisi olabilir veya bunların lise veya yüksekokul mezunu veya da doktora eğitimini almış kişiler olabilir veya en az hayvancılık alanında 3 yıllık en az deneyimi olan bir kişi olması lazım. Onu da nasıl ölçüyor? İşte TÜRKVET'te hayvan kayıt sisteminde en az 3 yıllık kaydı varsa tamam, sen proje başvurusu yapabilirsin diyor. Bu çok ayırt edici bir kriter. İPART programını ulusal programdan. Aslında mantıklı. Diyor ki ya kendiniz bu alanda tecrübeli olun ya da tecrübeli birisini çalıştırın. Ben yani bunu çok faydalı buluyorum. Biraz zorlayıcı bizler için ama faydalı. Hayvancılık ana, bu tarımsal işletmeler ana tedbirindeki ilk başlığımız süt üreten tarımsal işletmeler, bildiğimiz manasıyla süt çiftlikleri. Burada tabii İPART programında alt ve üst kapasite sınırları var. Bu mevcut işletmeler için de, yeni kurulacak işletmeler için de geçerli. Mevcut işletmelerin bu kriterlere yatırım sonunda uyması gerekiyor. Yani mevcutta 200 mevcut bir işletme 200 sağmal kapasiteli, büyükbaş için söylüyorum, bir işletme ise buraya başvuramaz kapasite olarak. Yani bu aralıktaysa 100 ise mesela sağmal hayvan kapasitesi, bunu 150'ye çıkartmak için başvurabilir. Ama 150 veya daha fazlaysa bu program kapsamında destek alamaz manasına gelir. Yeni kurulacak işletmelerin de buradaki bu sayısal kriterlere dikkat ederek işletmelerinin tasarımını yaptırmaları gerekiyor. Büyük başta en az 10 ve en fazla 150. Bu sağmal inek kapasitesi ama. Yani bunun tabii genç hayvan oluyor, buzağısı oluyor. Bu aslında 150 baş sağmallık bir sürü, büyük baş sürüsü yaklaşık 300 hayvanlık bir işte, yani 300 hayvan civarı
bir işte 1,5'tan biraz daha fazla olabilir. Küçük başta bu hem koyunda hem keçide minimum 75, maksimum 800 baş kapasitesi olmalı. Mandada ise en az 5, en fazla 50 kapasiteli işletme olabiliyor. Tabii. Ona destek. Soruları sunum sonunda alırsak daha ama iyi. Ama sormuşken cevaplayayım. Yani buradaki sınırlar net. Başka bir şey olamıyor mesela. Yok, olamaz. Mesela geyik diyelim. Aklımızda başka bir şey olamaz yani. Bu hayvan türleri destekleniyor. Var. Var ama olmaz. Evet. Bir sonraki et üreten tarımsal işletmeler, yani besit çiftliklerinden bahsediyoruz. Burada da kapasite sınırlarımız büyük başta 30, minimum 30, en fazla 250. Koyun ve keçide 75 ile 500 arasında. Manda da 10 ile 50 baş arasında bir işletme kurabilirsiniz. Veya mevcut kuruyorsanız da bu aralıkta olmak zorunda. Mevcudu modernize ediyorsanız da. Yine üretimi demişken, tabii ki kanatlı et üretimi de var. Kanatlı et üretimi ile alakalı şunu belirteyim. O kadar artık destek sağlandı ki bu alanda, yani Türkiye'nin modern işletme babında çok iyi olduğu alanlardan birisi kanatlı sektörü, kanatlı özellikle broiler tavukçuluğu için söylüyorum. Dolayısıyla yeni dönemde, yani şu andaki bilgimiz, henüz program yayınlanmadı, bazen programda olsa bile çağrı bazında, bu çağrıda işte kanatlı üretim tesisleri kurulumuna destek vermiyoruz denebiliyor. Dolayısıyla kanatlıyla alakalı şu anki bilgimiz sadece mevcut işletmelerin modernizasyona yönelik başvurular alınacağı. Yani yeni bir işletme kurmak istiyorum diyen için muhtemelen bu başlık altında destek sağlanmayacak. Şey için tabii bu broiler için. Ama onun dışında bu çağrı kapsamında ilk defa organik tavuk eti üretimine yönelik destek sağlanacak. Muhtemelen detayını bilmiyoruz, dediğim gibi program yayınlanmadığı için burada yeni işletme kurulumunda da destek verilecektir. Organik tavukçuluk o kadar gelişmiş düzeyde değil Türkiye'de şu anda. Tavuk eti üretimi ya da yumurta eti üretimi. Yine burada hindi üretimi 1000 ile 10.000 baş bölü dönem kapasiteye sahip işletmeler, 400 ile 4000 baş bölü dönem kapasiteye sahip kaz üretim çiftliklerini burada projelendirip destek alabilirsiniz. Süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı ile alakalı şunu söyleyelim. Minimum proje tutarı 5000 avro, maksimum tutarı da 500 bin avroya kadar olan tutarlar için destek sağlanıyor. Yani 500 bin avrodan fazla, örneğin 250 başlık bir besit çiftliği kuruyorsanız, büyük başlık 500 bin avrodan fazlaysa destek alamaz mıyım diye bir soru gelebilir akla, alabilirsiniz. Sadece bu kurum diyor ki, ben 500 bin avroya kadar olan tutarın örneğin %60'ını size destek veririm diyor. Değişiyor o oran, onun için örneğin dedim. Ama 600 bin avro tuttuysa, ben 500 bin avroya kadar olan tutarı size %60'ını KDV'siz desteklerim. Artan kısmın siz kendi cebinizden ödersiniz ve KDV'li ödersiniz şeklinde. Yoksa şey değil. Bu şeylere uyduğunuz sürece, kapasite kriterlerine uyduğunuz sürece bütçe fazla olabilir. Problem yok. Bu tutarlar süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı için maksimum 500 bin avroya kadar olabiliyor. Yani program kapsamında destek tutarı en fazla 500 bin avro üzerinden %60, %65 şeklinde belirleniyor. Broiler ve hindide bu rakam 250 bin. Bu dönem ilk defa düşürüyorlar bunu. Daha önce biraz daha fazlaydı. Yine 500 bin civarıydı. Kaz eti üretiminde ise 125 bin avroya kadar maksimum büyüklüğe sahip proje yapabilirsiniz. Bir diğer başlık yumurta tavukçuluğu işletmeleri. Burada da yine sadece mevcut işletmelere destek sağlanacak.
İparti'ki programında da aynı şekildeydi. Yine aynı şekilde devam edecek. Sizin en az 20 bin, en fazla da 100 bin dönem 100 bin yumurta üretme kapasitesine sahip bir yumurta tavukçuluğu işletmeniz varsa bunun modernizasyonuna yönelik yatırım. Orada tavuk da yumurta tavuğunda oradaki işletme sayısı, hayvan sayısı. Ama şeyde broilerde farklı, orada dönemlik. Yaklaşık 40-45 gün düşünün bir broiler tavuğunun yetişme süresini. Orada 100 bin bölü dönem diyordu. Tekrar göstereyim o kısmı size. Periyot ya da dönem. Yani sizin işletmenizi de 40 o aynı anda oraya koyabileceğiniz hayvan sayısı bu aralıkta olacak diyor. Burada da 500 bin avroya kadar olan yatırımlara destek verilecek. Üzerinde yani yüzde olarak %60 civarında minimum, onu söyleyeyim. Daha sonra detayları anlatacağım. Burada ama sadece yine modernizasyona yönelik yatırımlar yapabileceğiz. Şu da var ama eski bir yumurta tavukçuluğu işletmesi var bir vatandaşın. Örneğin 50 bin kapasiteli, artık o işletmenin bulunduğu yerde modernize edilebilmesi mümkün değilse onu kapatmayı garanti etmek kaydıyla başka bir yere ben bu işletmenin yenisini yapıyorum diyebiliyorsunuz. Normalde hayvancılıkla alakalı tedbirde, hem büyükbaş küçükbaş hem de tavukçulukla alakalı tedbirlerde gerçek ve tüzel kişilerde minimum hibe tutarı %60. Yani sizin yatırımınızın %60'ını az önceki üst limitlere uymak, 500 bin avro limitine uymak kaydıyla %60 hibe sağlanıyor. Üretici örgütleri, kooperatifler ve sertifikalı organik çiftçilerin, yani belli sayıda kişinin bir araya gelerek yapacağı yatırımlar, kooperatif diyelim, yine üretici örgütü diyelim, onlar da %70 uygulanacak bu destek oranı. Eğer yatırımcı, gerçek kişi ya da üretici örgütü, eğer üretici örgütünde temsil eden kişi 40 yaşını doldurmamışsa hibe oranını %5 daha artırıyor. Yani %60'sa %65 oluyor. Yatırım dağlık alandaysa bir %5 daha hibe verebiliyor. Bir gerçek kişi düşünün. Dağlık alan diye tabir edilen alanlarda, bunun da bir listesi var bu arada. Tarım Bakanlığı'nın tarafından hazırlanmış bir liste. Dağlık alan olarak geçen alanlarda yatırım yapıyorsanız hibe oranınız gerçek kişiyseniz %60 değil, %65. Bir de 40 yaşın altındaysa %70 hibe alacak demektir ve yatırımını KDV'siz yapacak demektir. Tabii burada ben açıkçası İPART programının en sevdiğim yanlarından bir tanesi objektif sıralama kriterleri var. Objektif sıralama kriterleri var. Yani siz yatırımınızı yaptığınızda bu işte yansıda gördüğünüz sıralama kriterlerine göre yatırımlar sıraya diziliyor. En fazla puan alandan en az puan alana doğru desteklenmeye başlanıyor. Bu puanlar neler? Bunlar önemli. Biz genelde yatırımcıları yatırımla alakalı hazırlık yaparken buradaki kriterleri maksimum sağlamaya yönlendiriyoruz. Tabii ki her zaman sağlayamayabiliyor ama en azından bazı yönlendirmeleri yapıyoruz. Eğer mevcut bir işletmeyi modernize ediyorsa yeni yapılacak bir yatırıma göre avantajlı demektir. Çok da mantıklı bir kriter. Çünkü mevcudu modernize etmek daha iyi. Yani mevcut işletme varlığının kurtarılması açısından. Organik üretimle alakalı bir sertifikası vesaire varsa yaptığı işle alakalı 10 puan alıyor. Eğer yatırım yapan işletme yatırım alanının sahibi ise 15 puan alıyor. Kiracıysa, kiralıksa o 15 puan alamıyor. Daha önce İPART programından destek almamışsa 15 puan alıyor. Almışsa 15 puan alamıyor.
Hanımefendilere pozitif ayrımcılık var burada 5. sıradaki şeyde. Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilikse temsil ve ilzama yetkili kişisi bayansa, kadınsa 10 puan destek alıyor, değilse alamıyor. Mesela bizim yaptığımız yönlendirmelerden bir tanesi bu, bunu sağlamaya çalışın. Kendiniz üzerinden din, eşiniz, kardeşiniz. 40 yaş altı hikayesi var ya. Evet, o tabii, o da ayrıyetten. 40 yaş altı. Evet. 40 yaş altı kriteri o hibede %5 puan getiriyor size. Ama sıralamada kadın veya erkek olup olmamasına göre bu puanı veriyor. Başvuru sahibi gerçek kişi ise veya gerçek kişi ise de bir avantaj. Yani şu şekilde, tüzel kişilikle gerçek kişiyi karşılaştırırsanız öncelikle gerçek kişiye destek sağlıyorum diyor. Ve son kriter olarak da yenilenebilir enerji ile alakalı bir yatırım içeriyorsa o proje, onu da ek 10 puan veriyor. O da bir avantaj sağlıyor yatırımcıya. İkinci ana başlığımız tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar. Burada biraz daha az önce ilk başlarken de söylemiştim, gıda sanayi ile alakalı kısımlar, yani tarımsal ürünlerin işlenmesiyle alakalı kısımları içeriyor. Önemli bir kriter, mikro ölçekli işletmeler buraya başvuramıyor. Mikro ölçekli işletmeler başvuramıyor. Küçük veya orta ölçekli işletme olması lazım. Mikro ölçekli işletmelerin başvurusuyla alakalı başka bir alan var. Onu daha sonra belirteceğiz. Bu tanımları geçiyorum. Bunlar sizlerin çok iyi bildiği hususlar zaten. Bu gıda sanayine yönelik desteklerin en önemlilerinden bir tanesi süt işleme tesislerine yönelik destekler. Burada mevcut veya mevcut bir tesisin modernizasyonu, kapasite artırımına yönelik bir yatırım yapabilirsiniz veya tamamen sıfırdan bir süt işleme tesisi kuruyorum şeklinde bir yatırım da yapabilirsiniz. Önemli bir kriter var. En az günlük işleme kapasitesi 10 ton olmak zorunda bu yatırımın. Yine bu kapsamda, bu başlık altında süt toplama merkezlerinin kurulumuna yönelik yatırımlar da yapabilirsiniz. Bu tabii gerçek ya da tüzel kişiler tarafından ya da kooperatifler tarafından da bu yatırımların hepsi yapılabilir. Süt toplama merkezlerinde şöyle bir şey var. Normalde siz sadece bir adreste, bu program kapsamında bir proje yapıyorsanız sadece bir adresteki yatırımınız için destek alabiliyorsunuz, ama süt toplama merkezleri konusunda aynı yıl sınırlar içerisinde olmak kaydıyla bir projede 5 tane farklı yerde süt toplama merkezi kurmak için destek alabilirsiniz. İkinci ana başlık et ürünlerin işlenmesine yönelik destekler. Burada kırmızı et kesimhaneleri ve kırmızı et parçalama tesislerine yönelik destekler var. Bunlarda yeni işletme kurabilirsiniz, mevcudu modernize edebilirsiniz. Bunlarda yine kapasite sınırları var. Büyük başta minimum 30, en fazla da maksimum da 500 hayvan kesim kapasitesine. Bunlar günlük kapasiteler. Sadece koyun veya keçi kesimi yapan işletmelerde yine 550 ile 4000 arasında kapasiteye sahip olmalı. Eğer parçalama kısmı da varsa bu işletmelerin, minimum 0,5 tonluk, maksimum da 5 tonluk kapasiteye sahip olmak zorundadır. Bu kapasitelere bakarken şunu yapıyor kurum. Sizin o ilde başka bir işletmeniz olup olmadığına bakıyor. Yani örneğin kesimhane kuruyorsunuz. İşte diyelim ki 300 hayvanlık bir büyükbaş kesimhanesi kuracaksınız günlük. O ilde başka bir kesimhaneniz varsa, o şirketin, gerçek kişinin, oradaki kapasitenizde dikkat alarak bu kapasiteyi belirliyor. Yani 200'lük varsa örneğin kesimhaneniz, sizin 200 kapasiteli, en fazla 300'lük bir kesimhane kurabilirsiniz demektir bu.
Kırmızı et işleme tesislerine de destek var ama sadece artık modernizasyona yönelik destek olacak burada. Yeni işletme kurulumuna destek olmayacak. Yine 0,5 tonla 5 ton arasında işleme kapasitesine sahip tesisler destek kapsamında olacak. Kanatlı eti kesimhaneleri de İPAR programında desteklenen alanlardan ama sadece yine kesimhaneler dahil sadece modernizasyon yapmak isteyen işletmeler, kanatlı kesimhanelerinde sadece modernizasyon yapmak isteyen işletmeler desteklenecek. Burada saatte en az 2000, en fazla da 7000 tavuk kesme kapasitesine sahip işletmelere destek veriliyor. Hindi için bu 100 ile 1000 arasında değişiyor. Burada şu manaya geliyor. Yani sizin saatte 10.000 tavuk kesme kapasitesine sahip bir işletmeniz varsa buradan destek alamazsınız. Kanatlı eti işlemede de aynı az önce etteki gibi kriterler var. İşleme tesislerinin sadece modernizasyona destek var. 0,5 tonla 5 ton arasında yeni işletme desteklenmeyecek. İPART programında ilk defa bu yansıta alt not şeklinde var. İlk defa yumurtayı işlemeye yönelik tesisler de desteklenecek. Günlük 3-10 ton arasındaki sıvı yumurta işletmeleri, işleme tesisleri ve 5-15 ton aralığındaki de toz yumurta üretim tesislerine ilk defa yeni başlayacak. Yani 2024 itibariyle başlanacak dönemde destek verilmeye başlanacak. Bir başka başlık bu gıda sanayi ile alakalı meyve sebzelerin işlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler. Aslında Bursa'yı çok ilgilendiren bir yatırım alanı. Burada her ne kadar meyve sebzelerin işlenmesi ve depolanması desek de bildiğimiz manada işleme değil. Yani örneğin domatesten bu tedbir için söylüyorum. Domatesten salça üretimi değil. Çeşitli meyvelerden meyve işleyerek üretimi değil. Sadece çoğunlukla ağırlıklı olarak söyleyeyim. Meyvelerin bu tedbirin amacı şu. Meyvelerin hasat sonrası kayıplarını minimuma indirmek. Bunu da neyle yapıyoruz? Soğuk hava deposuyla yapıyoruz. Burada soğuk hava depoculuğuna yönelik yatırımlara meyve sebzeler için destek sağlanıyor. Artı onların paketlenmesi, basit manada işleme de olabilir. Yani kesme, parçalama gibi. Örneğin patates dahil değil de soğan diyelim mesela. Onunla alakalı soyma, parçalama gibi, sonra dondurma gibi, sadece artı 14 olacak diye de bir şey yok. Eksi 18 işte şeylerde işletmeler de planlayabilirsiniz. Mevcut veya yeni mevcudun modernizasyonu, kapasite artırımı veya yeni işletmelerin kurulmasına destek alabilirsiniz. Bu kapsamda Bursa'da en çok destek alan alanlardan bir tanesi de soğuk hava depoculuğu meyve sebze için. Çok önemli bir kriter var. Tabii çok büyük işletmeler de desteklenmiyor. Üretici örgütlerinde sınır yok ama gerçek veya diğer tüzel kişiliklerde kuracağınız işletme ya da modernize edeceğiniz işletmenin soğuk odalarının hacminin 10.000 metreküpten fazla olmaması gerekiyor. 10.000 metreküp. Yani bunun manası da aslında 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Yaklaşık 2500 tonluk bir depo. Meyve sebze için söylüyorum. 2250-2500 ton arasında değişir. Ürünün çeşidine göre değişebilir bu. Üretici örgütlerinde bu 10.000 metreküp sınırını koymuyor. Meyve sebze sektöründe yeni dönemde yine detayı belli değil ama muz işlemeye yönelik zeytinyağı işlemeye yönelik tesislere de bu alanda destek sağlanacak. Bir başka başlığımız su ürünleri işleme. Yani Bursa'nın var tabii su ürünleri işleme tesisi var diyebiliyorum Bursa'da ama çok fazla böyle gelişmiş olduğu bir sektör değil. Su ürünlerinin işlenmesine yönelik, yetiştirme değil yalnız, işlenmesine yönelik tesislerin kurulumuna da destek verilecek. Burada yansıda belirttiğimiz çeşitlerin işlenmesini yapacağınız bir tesisiniz varsa, kapasitesi 100 tonla 2000 ton aralığındaysa
modernizasyon için ya da kapasite artırımı için başvurabilirsiniz. Yeni kuracaksanız da bu aralıkta olmak kaydıyla bir işletme kurabilirsiniz. Bu az önce gıda sanayi ile alakalı bahsettiğim başlıklarda süt işleme tesisi ile alakalı yatırımların bütçesi 30 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişebilir. Süt toplama merkezlerinde bu 30 bin euro ile 1 milyon euro. Et ve et ürünleri işleme kanatlı etini de içeren kısımda 30 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişebilir yatırım büyüklüğü. Meyve sebzede bu 30 bin ile 1 milyon 250 bin euro. Su ürünlerinde ise 30 bin ile 1,5 milyon euro arasında. Bu tedbirde, yani gıda sanayini ilgilendiren bu tedbirde hibe oranı %50. Yani herhangi bir kriterle değişmiyor. %50-55 gibi bir şey olmuyor. Sadece tek istisnası var. Üretici örgütleri, kooperatifler gibi proje sahipleri, yatırım sahipleri %70 oranında hibe alabiliyor. Burada da yine az önceki hayvancılıkla alakalı tedbirde, yani projemizi ön plana çıkartan kriterlerden bahsetmiştik. Aynısı burada bu tedbirde de var. Mevcut bir işletmenin modernizasyonu veya kapasite artırımını içeren bir yatırımsa 20 puan alıyor. Üretici örgütü ise %15 puan alıyor. Yatırım bütçesi 500 bin eurodan düşükse 15 puan alıyor. Yatırım yenilenebilir enerji üretimi, atık arıtma, atık geri kazanımı gibi bir şeysi de varsa, yönü de varsa, yani direkt buna yönelik değil de yatırımınızın bir parçası da budur. Bu tarz yatırımlara 20 puan veriliyor. O puan alabiliyor bu şartla. Organik üretimle alakalı bir yatırımsa 20 puan alıyor yine. Yatırımcı gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilikse de temsil ve ilzama yetkili kişisi, kadın ise 10 puan alıyor, erkekse bu puanı alamıyor. Buradan aldığınız toplam puanına göre bu tedbirdeki projeler sıraya diziliyor ve ona göre destek sağlanıyor. Üçüncü ana başlık, bununla alakalı hatırlarsanız önemli bir kriter söylemiştim. Bundan öncekiler her yerde yapabilirsiniz. Yani ruhsat, izin aldığınız yatırım için her yerde yapabilirsiniz ama bu başlıktakileri sadece kırsal alan listesinde olan yerlerde yapabilirsiniz. Bunu en başta söyleyeyim. Yine çiftçi kayıt sistemlerine, arıcılık yapıyorsa arıcılık kayıt sistemine, süs bitkisi yetiştiriyorsa süs bitkileriyle alakalı kayıt sistemine kayıtlı olmak şart aranıyor. Burada gerçek kişi ise kendisinin kırsal alanda ikamet ettiğini göstermesi lazım. Yani genelde projelerde eğer o alanda ikamet etmiyorsa orada bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Adresinin kırsal alan olması gerekiyor. Tüzel kişilikse de zaten yatırımını kırsal alanda yapıyor olması lazım. Yani Bursa'nın merkezinde kurulu bir tüzel kişilik kırsal alanda yatırım yapabilir demek oluyor bu. Burada orta ölçekli işletmeler buraya başvuramaz. Sadece mikro veya küçük ölçekli işletmeler başvurabilir. Bu önemli bir kriter. Bazı alanlarda sadece mikro ölçekli işletmeleri kabul ediyoruz. Kabul ediliyor, onu göstereceğiz. Burada 7 tane başlık var. Bu kırsal alan yatırımları altında 7 tane başlık var. Bir tanesi bitkisel üretimin çeşitlendirilmesiyle alakalı. Bu birinci üretimle alakalı. Artı bunların ürünlerin işlenmesiyle alakalı bir başlığımız var. 7 alanda, yeni dönemde 7 alanda 6 biraz fazla saydık. 6 alandaki yatırımlara destek sağlanacak. Bunlardan bir tanesi süs bitkisi yetiştiriciliği. Bursa'da özellikle Orhan Gazi, biraz daha Yalova'ya yakın kısımlarda bu alanda yatırımlar olabiliyor. Süs bitkisi yetiştiriciliği ile alakalı siz açık alanda yapacağınız üretim için çeşitli zirai alet ekipman almak üzere bir proje başvurusu yapabilirsiniz. İşte o ürünlerinizi yerleştireceğiniz depo ya da makine ekipmanlarınızı yerleştirdiğiniz depo inşası için, yani inşaat da olabilir, için içinde sadece zirai alet ekipman değil de, artı
Sera'da kurabilirsiniz. Burada bu yatırımlar kapsamında Sera'da kurabilirsiniz. 2 hektarı geçmemek kaydıyla. Zaten ileride bütçesini söyleyeceğiz. Yani o bütçeyle sizin 2 hektarlık bir alan kurmanız da çok mümkün görünmüyor güncel fiyatlarla. Bir başka alan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği. Bunlarla alakalı bir saniye. Sadece şunu. Tıbbi aromatik bitki listesi var. Az sonra onu da sizin için açacağım. Zaten yansı da var. Yine açık alanda veya serada bunun yetiştiriciliğini yapabilirsiniz. Buna yönelik bir proje yapabilirsiniz. Mantar misel üretimine yönelik bir proje yapabilirsiniz. Açık alanda ya da serada fide fidan yetiştiriciliğine yönelik yatırım yapabilirsiniz. Yeni dönemde yem bitkileri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar da olacak. Ama sadece adı var şimdilik. Program yayınlanmadığı için çok detay veremeyeceğim. Yani yem bitkileri yetiştiriciliğinde nasıl bir destek sağlanacak onu biz de henüz bilmiyoruz. Solucan gübresiyle alakalı bir başlık konulmuş durumda ama bunu sanırım bu alanda destek sağlanmayacak. Yani unutabiliriz şimdilik. Çünkü solucan gübresi böyle bir ara bir büyük bir furyaydı. Ama şimdi artık kimsenin pek de önem vermediği bir şey haline dönüşmeye başladı. Az önce şeyi söyledim. Normalde yatırım türleri için arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar. Ama kapalı arazi büyüklüğü 2 hektar, açık arazi büyüklüğü 4 hektar ama istisnası tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde alan sınırı yok. Yani büyük alanlarda da üretim yapmak üzere bir proje yapabilirsiniz. Burada amaç bu tedbirde sadece şey yapmak değil. Örnek verelim. Lavanta üretiyorsunuz. Tıbbi aromatik bitki lavanta. Geniş alanlarda da üretiyorsunuz ama aynı zamanda yağını da üretmek istiyorum şeklinde bir proje başvurusu yapabilirsiniz. Yani hem bitkisel üretimine yönelik alet ekipman alırken hem de devamı aynı proje devamında işte bir tane küçük bir imalathane ve orada onun yağını sıkıp paketleyip satabilirsiniz. Yani ürünlerin hem birinci üretimini hem de devamında işlenmesine yönelik yatırımları içeriyor. Burada şöyle geçelim. 74, bu değişebiliyor bu liste. Kurumun yeni çağrısında belki değişecek. Şu andaki kurum web sayfasında 74 tane tıbbi aromatik bitki belirlenmiş durumda. Bunları içeren yatırımlar tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projeleri yapabilirsiniz. Arıcılıkla alakalı. Birincisi bitkisel üretimde, ikincisi arıcılık. 7 başlık var demiştim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Arıcılıkla alakalı da bal ve bal ürünleri üretimine yönelik, yani arıcılıkla alakalı bir projede kovan alımı, balın sağımı ile alakalı vesaire bir projede yapabilirsiniz. Çeşitli üreticilerden toplayıp paketlemek, bal ve bal diğer arıcılık ürünleri üretmek üzere de bir işletme de kurabilirsiniz. İkisini ayrı ayrı şekilde. Burada arıcılıkta en fazla, burada kapasite yazmış mıyız? Arıcılıkta en fazla 500 kovan alabilirsiniz. O ilde, il sınırları içerisinde diyelim ki 200 kovanı olan bir arıcılık işletmesisiniz. En fazla 300 kovan daha alabilirsiniz. En fazla 300 kovan daha alabilirsiniz. Bunun kontrolünü arıcılık kayıt sisteminden yapıyor kurum. İl bazında. Onun dışında burada yine ana arı üretimiyle alakalı destekler, gerekli ekipmanlar vesaire alabilirsiniz. Güzel yanlarından bir tanesini söyleyeyim. Arıcılık işletmesi kuruyorsanız karavan, çekme karavan olmak kaydıyla. Moto karavan değil, çekme karavan da projenin bir parçası olarak, projenin bir parçası olarak. Ama tek karavan alacağım derseniz olmaz. Ama arıcılık işletmeniz vardır. Arıcılık işletmeniz vardır. Karavana ihtiyacınız vardır. Karavan da alabilirsiniz. Yani tek karavan alamazsınız derken hiç
Yani hiç kovan yoksa karavan da yok manasında. Şeyde İPAR programında normalde motorlu bir şey hariç motorlu araç alımına izin verilmiyor. Hariç olan şeyi söyleyeyim. Süt işleme gibi, meyve sebze soğuk hava depoculuğu gibi oralarda frigorifik araçlara ihtiyaç, soğutuculu araçlara ihtiyaç var. Onlara destek veriliyor ama onun dışında motorlu araçlara destek verilmiyor. Yani eminim birçok kişi arıcı olurdu eğer motokaravana destek verilseydi. Bence arıcılığı geliştirmenin bir yolu olarak düşünülmeli. Tabii il. Evet, normalde il bazında destek alamaz. Yok yok. Şöyle Yahya Bey, normalde yani dediğiniz şey çok yapılan bir şey değil. Diğer bütün tedbirlerde il bazında kontrol ediyor. Burada da yazmamış ama il bazında diye hatırlıyorum. Buna tekrar bakabiliriz. Yani hani kurum derse ki siz bir tane almışsınız zaten. Onu da bilemiyorum tabii. Mevcut işletme ise başlangıçta eğer yeni yatırımsa da yatırım sonunda arıcılık kayıt sistemine de kayıt olması gerekiyor doğal olarak. Ana tedbirin üçüncü başlığı zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri. Burada burayla alakalı önemli bir şey söyleyeceğim. Pardon, bir dakika. Et ve süt işleme ile alakalı daha önce hatırlarsanız süt işleme tesislerinde 10 tonun üzerinde olmalı demiştim. Ana tedbirde, gıda sanayine yönelik tedbirde. Burada da 10 tonun altında olmalı diyor. 10 tonun altında olmalı. Yani mikro ölçekli işletmeler bu yatırımı yapsın diyor. Et de bu 0.5 ton bölügünün altında olmalı. Yani daha küçük çapta, kırsal alanda, daha küçük çapta yapan bu işi yapan işletmeler, yatırımlar da bu destek, bu kapsamda destek alabilir. Burada iki bölüm var. Bir el sanatlarıyla alakalı, zanaatkarlıkla alakalı işletmeler proje başvurusu yapabilir. Neler olabileceğiyle alakalı yansı da var. Yani tek tek okumayayım sizi daha fazla zaman yormamak adına. Bu sunumu zaten bırakacağız. Katma değerli ürünler, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler diyorduk. Zanaatkarlık o el işiyle alakalı yatırımlar. Katma değerli ürünler kapsamında da bu yansıda yazan et işleme, 0.5 tonun altında olmak kaydıyla süt işleme. Bunu az önce 10 yazıyordu. Burada 8 diye belki fark ederiniz olmuştur. Yeni programda 8'e indirilecek diye bir bilgi var ama program dediğim gibi yayınlanmadığı için net olarak o şey yapamıyoruz, söyleyemiyoruz. Yine az önce gıda sanayi alanında meyve sebzeyle alakalı depolama vesaire basit işte soyma, parçalama gibi işlemleri yapabilirsiniz. İşte 1 milyon 250 bin avroya kadar yatırımları %50 hibeyle yapabilirsiniz demiştik. Burada kırsal alanda olmak kaydıyla burada işlemeyle alakalı yatırımlar da yapabilirsiniz. Mesela domates salçası üretiyorsunuz. Bursa'da bu işi iyi yapan kooperatifler vardı. Kulacan. Anmış olalım kendilerini de. İyi bir kooperatifçilik örneği bence. Mesela domates salçası üretiyorlar. Kırsal alandalar. Burada yatırım yapabilirler. Biber salçası, püre, pekmez gibi böyle çeşitli meyve ve sebzelerin işlenmesine yönelik ürünleri yani üretimini yapabilirsiniz. Bir çok önemli bir şey var burada. Mikro ölçekli olacak bu işletmeler. Az önce mikro ve küçük ölçekli demiştik ya üçüncü ana tedbire. Sadece bu gıda üretimiyle alakalı kısmını mikro ölçekli işletme olacak. Burada sofralık zeytin mamullerinin üretimine yönelik, kurutulmuş meyve sebze imalatına yönelik, bozat, salep, tayin, bakliyat işleme, paketleme, pirinç işleme, paketleme ve bir de mısır kurutma, çeltik kurutma yönelik işletmeler buna başvurabilir kırsal alan yatırımı olmak kaydıyla. Köyleri girer ama şöyle
girer. Birazdan şöyle kırsal mahalle diye geçiyor, öyle söylerim. Yani yeni şeyler tanımı kırsal mahalle. Evet, kırsal mahalle diye geçiyor. Ama biz aslında köy dediğimizde neyi kastettiğimizi şey yapıyoruz, biliyoruz. O yüzden problem yok. Kırsal mahalle diye geçen yerlerde bu yatırımlar yapılabiliyor. Bunun bir listesi var, onu da paylaşırız ilgilenenlerle. Oraya göre bakıp karar verebilirsiniz. Yine katma değerli ürünler devam ediyor. Börek, yemek, tatlı, şekerleme gibi. Kaya tuzu, kemik tuzu, bunların hepsi yansıda var. Tek tek okumayalım. Farklı bir şey söyleyeyim burada. Sabun üretimine, yani gıda dışı olduğu için söylüyorum bunu. İşte gül suyu üretimine, biyoyakıt üretimine, işte örneğin İnegöl'de birçok işletmenin atıkları var. Onlardan siz pelet yakıt üretmek istiyorsanız, kırsal alanda olmak kaydıyla bir işletme kurmak isterseniz buradan destek alabilirsiniz. Pirina ile alakalı üretime destek alabilir. Bu zeytin artığı diyelim. Zeytinyağı vesaire artığı. Zeytin işlenirken yani zeytinyağından kalan artık. Kalan. Onun işlenmesiyle alakalı bir ve farklı ürün. Bence İPART programının en güzel başlıklarından bir tanesi gıda veya tarım veya hayvancılığın dışında olan bir başlık. Kırsal turizm işletmelerine, kırsal alan yatırımlarına kırsal alanda olmak kaydıyla destek sağlanıyor. Bunun detayıyla alakalı biraz bilgi vereyim size. Her halükarda kırsal alanda olacak. Az önce bahsettiğim listede kır diye geçen yerlerde olacak. O listede Türkiye'deki yerleşim yerleri üçe ayrılmış. Yoğun kent, orta yoğun kent ve kır. Bizim yatırım yapacağımız yer kırsal alanda olmak zorunda. Zaten adı da kırsal turizm. O yüzden bu kriteri sağlamamız gerekiyor. Burada tabii yapılacak yatırımın turizm işletmeleriyle alakalı bir yönetmelik var. O yönetmeliğin kriterlerine de uygun olması gerekiyor. Önemli bir şey, siz sadece konaklamaya yönelik bir yatırım yapabilirsiniz. Sadece günübirlik yemeğe içmeye yönelik bir yatırım yapabilirsiniz. Sadece rekreasyon alanı, mesire alanı şeklinde bir yatırım yapabilirsiniz. Veya hepsini paçal yapıp işte üçünü de içeren, ikisini içeren bir yatırım yapabilirsiniz. Konaklamalı olmak zorunda değil. Konaklamalının bir farkı var. Konaklamalı olursa işletmenin yatırım sonunda turizm işletme belgesi alması gerekiyor. Nereden? Turizm Bakanlığı'ndan. Eğer gıda ile alakalı kısımları varsa da onların tabi 5996 sayılı gıda kanunu çerçevesinde izinlendirilmesi gerekiyor. Örneğin restoransa işletme kayıt belgesi alması lazım Tarım İl Müdürlüğü'nden. Bu projelerde yatırımın tipini diyelim, yani o tamamen sizin ufkunuza bırakıyor. Siz bungalov evlerden oluşan bir tesiste tasarlayabilirsiniz. Taş evden oluşan bir tesiste tasarlayabilirsiniz. Villa tipi evler de olabilir. Ama turizm işletmesi. Kendinize değil. Yani öz şey için değil yani. Villa olarak değil. Tabii sadece sizin isteğinize bağlı değil. Bu o ilin plansız alanlarıyla alakalı düzenlemelere, çevre düzeninin planına vesaire o alanla ilgili imar düzenlemelerine de bağlı olarak alabiliyorsunuz. Öyle yerler var ki mesela kırsal alan ama orada çok katlı bina yapımına izin verebiliyorlarsa, ama çoğunlukla bunu alabilmek zor. Genelde işte en fazla 6 metre yüksekliğe sahip bungalov için söyleyeyim, bir iki katlı gibi en fazla tesislerin yapımına izin verilir. Ama kırsal turizm dediğinizde zaten mantıklısı bungalov tarzı ya da taş ev tarzı işletmeleri kurmak. Projeyle alakalı, yani sizin ufkunuz ne kadar genişse o tarz bir dizayn yapabilirsiniz. Projede işte eğer şeye yakınsa, ormana yakınsa paintball yapmak istiyorsunuz mesela, onunla ilgili alet ekipman alabilirsiniz.
İşte göl vardır yakınında, sandal alabilirsiniz müşteriye, biz dağ bisiklet alabilirsiniz gibi. Bunların hepsi projenin bir parçası olabilir. 500 milyon. Onu en son söyleyeceğim. Bir başka başlık da bu üçüncü ana tedbirde su ürünleri yetiştiriciliği ile alakalı. Bu da yine kırsal alanda su ürünlerinin yetiştirilmesiyle alakalı. İşleme değil, yetiştirilmesiyle alakalı. Birinci ve ikinci İPART programı döneminde sadece tatlı sularda vardı bu yetiştiricilik. Şimdi yeni dönemde başlık olarak biliyoruz, detay bilmiyoruz ama yeni dönemde denizlerde kafes balıkçılığı da bu kapsama dahil edilecek. Tatlı sularda günlük yıllık 10 tonla 200 ton arasında kapasiteye sahip su ürünleri işletmesi olabilir. Tuzlu sularda da 150 ile 500 ton bölü yıl kapasitesine sahip işletmeler desteklenecek. Desteklenen balık türleri de var. Bunlar da sınırlı. Yani bunlar dışında bir tür için işletme kuramıyorsunuz. Biraz görüntü kötü mü? Okunabiliyor mu bilmiyorum. Tatlı su için alabalık, sazan, midye gibi. Tuzlu su için de Türk somonu. Bu ilk defa uygulanacak tuzlu su. Normalde ama tuzlu su da balık yetiştiriciliği ile alakalı başka bir destek daha var Türkiye'de. Kırsal Kalkınma Programı'ndan bahsettim en başta, ulusal bütçeden sağlanan. Orada tuzlu sularda kafes balıkçılığı yapmanıza yönelik destekler var. İPART programı da ilk defa olacak. Bir başka üçüncü ana başlığın altıncı başlığı makine parkları. Bu tamamen üretici örgütleri, kooperatifler vesaire yönelik bir başlık. Ben en çok sevdiğim başlıklardan bir tanesi. Çok fazla belki proje gelmeyebilir ama şunu önceleyen bir başlık. Yani bir köyde, ben hatırlıyorum, bir köyde yaklaşık 8-10 kişi aynı anda traktör almaya kalkışmıştı. O zamanlar traktör 2013-14-15'li yıllarda traktör alımına destek sağlanıyordu. Yeni dönemde de sağlanacak ama sadece elektrikli traktör alımına destek sağlanacak. Muhtemelen yani ihtiyacı olanlar yine alabilecekler. O yıllarda mesela bir köyde düşünün 8 kişi, 7-8 kişi traktör almaya kalkışıyor. Halbuki belki bir tanesi, iki tanesi o köyün ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Atıl bir kapasite oluşturmaktan başka hiçbir şeye yaramıyordu. Yaramadı da. Ama o bir böyle bir gösteriş malzemesi gibi kullanabiliyor insanlar. Bu tedbir çok güzel bir tedbir. İşte aslında bu tedbir diyor ki kooperatifler üzerinden makine ekipmanlarınızı alın. O kooperatif üzerinden üyelerin hepsinin ürünleri işlensin. Ona yönelik tüm makine ekipmanı, birçok makine ekipmanı, bunların listeleri var tabii, birçok makine ekipmanı bu tedbir kapsamında üretici örgütleri alabilir. Bu üçüncü ana başlığın son başlığı, çok az kaldı, yok yoruldunuz biliyorum, modu düşenler vardır muhakkak. Bu da yenilenebilir enerjiyle alakalı, sırf yenilenebilir enerjiyle alakalı yatırımları içeriyor. Şu ana kadar anlattığım her projenin bir parçası olarak yenilenebilir enerji yatırımı yapabilir. Bu daha ağırlıklı bizim bu işletmeler için güneş enerjisiyle alakalı ama biyogazla alakalı da olabilir. Yoğun talep edilen güneş enerjisi olduğu için yani GES yatırımı yapabilir projesinin bir parçası olarak. Ama bir de o başlıklardaki kriterlere, kapasitelere bağlı olmaksızın yenilenebilir enerji başlığı diye bir başlık var İPART programında. Kırsal alandaki işletmeler mikro veya küçük ölçekli olmak kaydıyla İPART programında sadece yenilenebilir enerji projesi yapmak istiyorum diye başvurabilir. Sadece. Yani çatıya veya artık biyogazsa biyogazla ama genel itibariyle söyleyeyim ki ben çatıya GES güneş enerjisi yatırımı yapacağım ve buradan destek alacağım diyebilir. Böyle bir proje olabilir.
5 megawatta kadar kapasitedeki yatırımlar diyor ama 5 megawatt çok büyük bir kapasite. Yani yaklaşık 2,5-3 milyon dolarlık bir yatırım. Genelde daha küçük şeyler. Bunu sınırlandıracaklar diye biliyorum şey için. Buradaki amaç para kazanmak değil, öz tüketim. Yani kendi öz tüketimini karşılamak üzere güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi yatırımı yapabilir. Buralar detay. Bu üçüncü ana başlıktaki hibe oranı hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişiliklerde %60. Yani yatırımın %60'ı gerçek ya da tüzel kişi olmaksızın desteklenecek. Genç çiftçiler ve sertifikalı organik üreticilerle alakalı bir artı 10 hibe verme durumu var ama detayını sorarsanız ben de bilmiyorum. Çünkü program yayınlanmadı. Bunu belki önümüzdeki ay öğrenmiş olacağız. Yani genç çiftçi hangi şartla genç çiftçi o %10 puan alacak onu görmüş olacağız. Üçüncü ana başlıkta yatırım büyüklükleri 5000 euro ile 50000 euro arasında 500000 euro arasında olabilir. Yani bu şu demek, 500000 euroluk bir yatırım yaparsanız bunun %60'ını hibe olarak alabilirsiniz. 400000 euroluk yaparsanız da yine %60'ını hibe alabilirsiniz ve KDV'siz. Örneğin kırsal turizm işletmesi yaptınız. O işletme 500.000 de 600.000 euroya mal oldu. Siz yine 500.000 euronun %60'ını yani 300.000 euroyu hibe alacaksınız. 500.000 euroya kadar olan tutarı KDV'siz yatırım yapmış olacaksınız. KDV muafiyetiyle beraber yapacaksınız. Artı 100.000 euroyu KDV'li kendiniz ödemiş olacaksınız. Unuttum onu şimdi anlatırken, kırsal turizm deyince aklıma geldi. Kırsal turizm işletmeleri eğer konaklamalı olursa mevcut 1 ve 2. dönemde 25 odalı bir tesis yapabiliyordunuz. Artık yeni dönemde 20 odalı tesis. 20'ye yazıyordu ama ben söylemedim. Belki okudunuz. Bunun tabii alt kriterleri var. İşte oda büyüklükleri şu olacak, bu olacak falan ama onlar çok detay. Onlara çok girmeye gerek yok. Üçüncü ana başlığın da sıralama kriterleri var. Yenilenebilir enerji içeriyorsa 10 puan. Yatırım dağlık alanda veya orman köyündeyse, bunların listesi var. Dağlık alanda veya orman köyündeyse 15 puan. Yine kadın girişimci tarafından gerçekleştiriliyorsa 15 puan. Başvuru sahibi genç çiftçi ise 15 puan. 40 yaş altını kastediyor. Başvuru sahibi üretici kuruluşsa 15 puan. Yatırım bir yerel kalkınma stratejisine ya da belediyelerin ve temel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik planlara dayanıyorsa, bundan ne demek istiyorsunuz derseniz, bu net değil çünkü program yok. Belki belediyeler şu şekilde yapabiliyor. Belli alanları turizm alanı olarak örnek veriyorum. Turizm alanı olarak ilan ediyor. Dolayısıyla ona göre de bir turizm o alan ölçeğinde bir plan yapıyor. Siz de o bölgede yatırım yapıyorsanız bu 10 puanı alabilirsiniz demektir. Ya da İPART programında yerel kalkınma stratejileri hazırlanıyor. Oradaki amaç işte daha küçük ölçekte, mesela bizim büyük ölçekte işte kalkınma planlarımız var. İşte kalkınma ajanslarının kanalıyla hazırlanan, yürürlüğe konulan bölge planları var. Bir de daha küçük ölçekli planlar yapabilmek için işte örneğin Nilüfer'in ihtiyaçlarıyla Bursa'nın dağ ilçelerinin ihtiyaçları bir değil. Oradaki yerel aktörlerin İPART programı kapsamında hazırlayabildiği, burada Bursa'da yok diye biliyorum ama yerel kalkınma stratejileri hazırlanıyor ve siz de o stratejide örneğin dağ ilçelerinde turizmi önceliklendiriyorsa o plan, siz de o plan çerçevesinde bir yatırım, turizm yatırımı yapıyorsanız o alanlarda demek ki bu 10 puanı alabilirsiniz. İkamet adresi kırsal alan ise yatırımcının 10 puan. Daha önce destek almamışsa 10 puan. Buraya göre projeler sıralanıyor ve ona göre destek sağlanıyor.
son başlığı anlatayım ve çok kısa anlatayım. Çünkü yani bunu daha detayı da belli değil zaten. İPART programında ilk defa kamu kurumlarına yönelik kırsal alanda kamu kurumlarının gerçekleştireceği, özellikle vurguluyorum, kırsal alanda gerçekleştireceği yatırımlar için de destek sağlanacak. Burada köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, ilçe belediyeleri, il belediyesi gibi işte 5355 sayılı kanun kapsamında kurulan birlikler gibi başvuru sahipleri olabilir. İl özel idareleri Bursa'da yok ama büyük şehirler dışındaki illerde var. Bu kurumların kırsal alanda yapacakları yatırımlara yönelik destek sağlanacak. Ne tür yatırımlar? Yol, köprü inşası gibi, modernizasyonu gibi, su yönetimi, atık yönetimi, bilgi ve iletişim sistemleri, enerji temini verimliliği, o örneğin köyün enerji ihtiyacının bir GES yapımı gibi düşünebilirsiniz. Yatırımlara destek sağlanacak. Burada 15 bin euro ile 300 bin, 1,5 milyon euro arasındaki yatırımlar destek sağlanacak. İkinci son kısmını hiç girmeyelim. O işin ihalesiyle alakalı, nasıl yapılacağıyla alakalı. Eğer bu kamu yatırımlarında kar amacı güdüyorsa %50, gütmüyorsa %100 oranında hibe sağlanacak. Yani kar amacı güden bir yatırımsa %50 hibe sağlanacak. Kar amacı gütmeyen bir yatırımsa %100 hibe sağlanabilecek. Zaman zaman belirttim sunum yaparken, bütçe limitlerin dahilindeki yatırımlarda KDV'den muaf yatırımcılar. Zaten kurumla sözleşme imzaladığında yatırımcı ilk olarak bir KDV muafiyetine yönelik bir belge düzenleniyor. O belgeyle ilgili vergi dairesine başvuruyorsunuz ve KDV istisnası yazısını alıyorsunuz. Ondan sonraki faturalarınız artık KDV'siz kestirebilirsiniz. Bütçe belirlenen bütçe limitleri dahilindeki yatırımlar için. Genel olarak son olarak süreç nasıl işliyor? Yahya Bey de belirtti. Projelerde çok emek var açıkçası İPART program projelerinde. Yani işte çağrı ilan edilsin de bir görelim. Belki başvururuz niyetiyle yapılan yatırımlar hep demeyeyim de çoğunlukla başarısız sonuçlanıyor ya da yetişmiyor, yani başarısız değil de yetişmiyor. Çünkü işte örneğin bir hayvancılık işletmesi kuracaksınız. Bunun önce araziyi belirlediğiniz, arazinizin olduğunu düşünün. İmar izin çalışması yaptıracaksınız. İmar izni alacaksınız. Yani daha proje çizimleri değil, mimari statik projeleri değil. İmar izni alacaksınız. Sonrasında imar izninden sonra mimari, statik, sıhhi, elektrik, tesisat projeleri vesaire çizdireceksiniz. Hepsi zaman alan. İmar izni bile en kolayından bile 3 ay zaman alan bir süreç alabilen. Sonrasında da esas işte projenin hazırlık dönemi oluyor. Yani mesela bizlerin yaptığı işlerin dönemi oluyor. Proje maliyetlerinin hesaplanması, işte makine ekipman tekliflerinin, inşaat tekliflerinin alınması, projenin iş planının, teknik projesinin hazırlanması, bunların kurumun online sistemine yüklenmesi, bunlar gerçekten çok büyük emek ve zaman isteyen şeyler. O yüzden hani sizlerin kendinizin yapmak isteyebileceği yatırımlarda veya mükelleflerinize yönelik tavsiyelerinizde, yani o çağrı döneminin açılmasını beklememelerini tavsiye etmeniz bence önemli yatırımın realize olabilmesi için, yoksa çok zor. Bu çağrı dönemlerini kurum şu anda işte yeni dönem başlayacak ve Ocak sonu itibariyle bekleniyor. Yani resmi bir şey yok ama kurum başkanının beyanıydı bu. Muhtemelen Ocak ayı içerisinde ilan edecekler.
Ondan sonra tabii bir başvuru dönemi oluyor. İlandan sonra yaklaşık bir 45 gün diyebiliriz buna, değişebiliyor. Bu başvuru döneminden sonra projelerin az önce bahsettiğim işte yatırım yapacaksanız işte onun ruhsatlı, izinli bir yatırım olması lazım. Ruhsatını almış olmanız lazım, projelerin çizilmiş olması lazım, maliyetlerin hesaplanmış olması lazım. Makine ekipman tekliflerinin vesaire her şeyinin, iş planının, teknik boyutunun hazır olması lazım ve sisteme yüklemeniz lazım. Bu 45 günlük sürede. Yükledikten sonra değerlendirme süreci. O sizin projenizin tamlığına, kurumun elindeki iş yüküne göre 3 ay olabiliyor, 4 ay olabiliyor, 5 ay olabiliyor, daha öteye gitmiyorum, uzayabiliyor. Ama sizin yatırımınız hazırsa o süre kısalıyor, yani 3 aya düşebilir. Kurum değerlendirdikten sonra sizi desteklemeye değer gördüğünde projeyi sözleşme imzalamaya davet ediyor ve artık sözleşmeden sonra yatırımınızı uygulamaya başlıyorsunuz. Yatırım çağrı başvuru çağrısında aslında yatırım sürelerinin ne kadar olması gerektiğini kurum ilan ediyor. Yani şu anda yeni çağrılarda belki tabii görece söylüyorum bunu, bir yıl düşünebilirsiniz. Mesela en son çağrıda biraz daha makine ekipman ağırlıklı çağrıydı. 7 ay diye süre vermişlerdi. Ama bir yıl gibi düşünebilirsiniz. İşte ihtiyaca binaen zaman zaman süre uzatımları da olabiliyor yatırımların gerçekleştirilmesi sırasında. Yatırımı tamamladıktan sonra da 5 yıl yatırımı korumanız gerekiyor. Bir tane çok önemli bir şey söyleyeyim. Belki birçok kişinin aklına geliyordur. İyi, tamam bunları yapacağız ama ödemeleri nasıl alacağız kurumdan? %60 hiç bahsetmediniz. çok para. Evet. Duygusal bir önemli. Evet. Tabii. Şimdi şöyle, İPART programında örneğin bir örnekle açıklayalım isterseniz. 10 milyonluk bir soğuk hava deposu yatırımı yaptığımızı düşünelim. Soğuk hava depoculuğunda hibe oranı %50. %50. KDV hariç 10 milyon. KDV'yi zaten ödemiyoruz. 5 milyon hibe alacağız. 5 milyon da aslında nihayetinde kendi cebimizden çıkmış olacak yatırım sonunda. Eş finansman, öz kaynak. Şu kolaylık çok önemli bir kolaylık bence. Kurumun sağladığı şu kolaylık var. Diyor ki benim sağlayacağım 5 milyonun %50'sine kadar olan kısmını teminat mektubu, banka teminat mektubu getirmeniz kaydıyla sözleşme imzaladıktan sonra size sağlayabilirim. Ama teminat mektubu çarpı 1.1 tutarı kadar. İlk ödemenizi o şekilde alabilirsiniz yatırımlarda. Dolayısıyla o aslında tekerin dönmesi için önemli bir destek bence. Devamında proje büyüklüğüne göre iki taksit olabiliyor, tek taksit olabiliyor yatırım. İşte örneğin inşaat işlerini bitirirsiniz, ilk ödeme talep paketinizi sunarsınız. İşte ön ödeme almışsanız o tutar çıkılır, ne kadar daha almanız gerekir falan. Ama o ödeme talep paketini sunarken sizin o ana kadarki yatırımların hepsinin ödemesini kapatmış olmanız lazım. Buyurun. Ödemeyi bize mi veriyor yoksa satın aldığınız bir şeye? Size veriyor çünkü siz zaten ödemeleri kapatmış oluyorsunuz. Sizden yok öyle değil. Ya şöyle, sizin eğer bu ödemeyi talep etmek için ödeme talep paketi veriyorsunuz. O tamamsa yani bu bir ay olur, 1,5 ay olur, öyle çok uzun süre değil. O sizin dosyanızın tam olup olmamasına bağlı. Bazen işte vatandaş diyor ki tamam benim dosyam diyor ama onun gözüyle tamam tabii, ya da kurum gözüyle tamam olmayabiliyor. Siz bir ödeme talep ederken o ana kadar ki yapılan harcamaların hepsini kapatmış, banka transferi yoluyla ödemiş olmanız lazım. O ana kadar gerçekleşen yatırım tutarının %50'si dedik az önce, %50'sini size devlet destek olarak veriyor. Yok. O kadar nasıl ödeyeceğim artık yani. Vade uzun değil ya. O zaman şöyle diyor. Hayır, vade uzun değil. Bankanın masraflarını karşı
Ya o kadarı da ödeyeceksiniz artık yani. %50'yi bir alıyorsunuz yani. Herhalde cepte para olması lazım. Tabii. Şimdi şunlara yani sizin belki kendiniz de yatırımcı olabilirsiniz. Evet. Belki mükellefleriniz ama şöyle şeyler oluyor. İşte ilk zamanlar daha çoktu. Belki şimdi insanlar da öğrendi. İşte biz hibe tutarına bu yatırımı bitirebiliriz gibi böyle bir yaklaşım. Öyle bir şey mümkün değil yani. Hemen uzaklaşmak lazım. O zaman da olmazdı. Yani da belki bir tık daha ama yine olmazdı. Yani ben o zaman herkes yapar. Öyle değil mi? En başta biz yaparız. Değil mi yani? Çünkü hiç cebimden para çıkmayacaksa ben de yaparım yani. Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Bence mümkün değil. Çünkü hele ki şu anki maliyetlerle hiç mümkün değil. İnşaat maliyetleri biz projelerde inşaat maliyeti belirlerken şunu yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın her yıl ağırlıklı olarak hani bu enflasyon artmaya başladıktan sonra yılda birkaç defa açıklandı oldu ama birkaç aydır açıklanmıyor. Şimdi Ocak'ta açıklanacak. İnşaat malzemelerin birim fiyatlarını açıklıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Biz o fiyatları veya işte TKDK'nın bazı özel pozları vesaire var. Onlara bakarak bizim projemizde mimarın, işte elektrikçinin vesaire belirlediği malzemelere göre keşif özeti metrajını hazırlatıyoruz. 2024 Ocak'ta hazırladığımızı düşünün. 2024 fiyatlarına göre hazırlıyoruz. Ne tuttu? 10 milyon inşaat. Diyor ki kurum bunun %85'ini bana yatırım mali, inşaat maliyeti olarak belirtebilirsin diyor. Yani kafadan %15 kırım yapıyorsunuz. Ama şunu açıkçası herkes biliyor. İnşaat fiyatları öyle kolay durmuyor. Piyasa fiyatları daha yüksek yani. Orada belirlenenden %100'ünü alsak bile daha yüksek. Fiilen öyle gerçekleşiyor. Ocak'ta işte çağrının ilan edilecek olması bir avantaj aslında. Çünkü fiyatlar yeni belirlenmiş olacak. İşte rayiç fiyatlara yakın olacak devletin belirlediği rakamlarda devletimizin. Dolayısıyla... dolayısıyla şey o mümkün değil yani o dediğiniz şekilde işte hibeye bu yatırımı tamamlamak gibi bir şey yani bir sıkıntı vardır orada uzaklaşmak lazım bence. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Yahya Bey üstadımızla telefon bilgileri de var. Arkadaşlar öncelikle bu saate kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık geldiniz. Şimdi ben bir iki şey eklemek istiyorum. Bu projelerle ilgili daha önce karşılaştığımız bazı şeyler var yatırımcılarla alakalı. Şimdi bazı yatırımcılarımız ya biz buna danışmanlığa falan gerek yok. Biz bu projeyi hazırlarız. Bir tane mimar oluruz, bir tane mühendis buluruz, inşaat mühendisi. Biz bu projeyi yaparız gibi düşünüyorlar. Sonra astarı yüzünden pahalıya geliyor. Ve baktığınız zaman sonra bize geliyorlar ama işten geçmiş oluyor. Yani ya proje bunun canlı örnekleri var arkadaşlar. Danışmanım diye piyasada bazı arkadaşlar var bu konuda çalışma yapan. İşte bazı bakanlıklardan ayrılmışlar. Ondan sonra kendilerine göre bir ekip kurmuşlar. İnsanları dolandırıyorlar resmen. Proje yapacağız diye. Resmen dolandırıyorlar. Yani bir kere hani İPART TKDK projeleri arkadaşlar Avrupa Birliği normlarında olmak zorunda. Yani siz biz ahır yapıyorsanız o ahırı Avrupa Birliği'ndeki normlar neyse ona göre yapmak zorundasınız. Yani buzağı revirinden tutun oradaki gübre sıyırıcısına kadar almak zorundasınız. Ama maalesef dediğim gibi yani piyasada biz bunları görüyoruz ve insanlara hiç olmayacak bir şekilde şimdi dağ başında bir yere ben diyor kırsal turizm yapacağım diyor gidiyoruz bakıyoruz olmaz buraya ruhsat alamazsın zaten diyoruz yani hiç uğraşma ya biz alacağız ver 300-500 bin oy alıyorlar neyse bunlar özellikle karşılaşılan şeyler bunları özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar yatırımcılarınıza bunları aktarmanıza fayda var diğer bir husus TKDK projelerinde siz buradaki maksimum bütçeler kastettiğimiz işte 500 bin eurodan 3 milyon euroya kadar diyelim maksimum bütçelerde TKDK diyor ki biz sizin proje hazırlama giderinizden
keşif metraj hazırlama gideri, projelerle ilgili mimari projeler olsun, statik projeler olsun, elektrik projeleri olsun, yine bizim size hizmet bedeli olarak kestiğimiz faturalar olsun. Bunlar da diyor toplamda %12'ye kadar ben diyor gider olarak yazabilirsiniz bana. Yani 500 bin euroluk bir projenin %12'sine kadar siz o kapsamda gider olarak yazabiliyorsunuz. Bu da önemli bir husus. Yani sadece proje yazmak için bile 6 bin euro gibi bir bütçe veriyor TKDK bize. Bu da tabii yatırımcı için önemli bir husus diye düşünüyorum. Şimdi bir de kırsal alanlarla ilgili arkadaşlar, kırsal alan çok muğlak bir konu. Çünkü bu nüfus sayımına göre belirleniyor. İşte biraz önce üstadımız da bahsetti. Çağrışan mesela kırsal alandaydı. Heybeli Otel bu kapsamda yapıldı bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Bir iki şey daha ekleyeceğim. Fazla sıkmak istemiyorum sizi. Mesela Kemalpaşa OSB'nin olduğu Güllüce Mahallesi kırsal alan arkadaşlar. Diyelim mesela Kemalpaşa OSB'de bir firmanız var. Buradaki Naci Bey'in bahsettiği kapsama giriyorsa bu firmanın gıda firması olması şart değil. Üretim yapan bir işletme ise eğer GES projelerinde bu firmaya biz bu kapsamda proje yazabiliyoruz. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesela yine Manisa Turgutlu kırsal alandır. OSB olarak. Kilis OSB kırsal alan. Yani bunun gibi birçok OSB de aslında kırsal alan listesinde. Yani buralarda eğer mevcut tesisleriniz varsa GES kapsamında buralara da biz proje yapma şansına sahibiz. En son olarak da İPARD'ın dışında bir şey çağrı ilan edildi. Bu COSGAB'in onu da anlatmış olayım size. GES kapsamında 14 milyona kadar %60 bir kredi COSGAB açıkladı. Burada da Avrupa Birliği ve Dünya Bankası kaynaklı bir kredi. Burada yine sizin mevcut tesislerinizin yapmış olduğu GES projelerinde çağrı mektubu alma kaydıyla 14 milyona kadar TL bazında 3 yıl vadeli 1 yıl ödemesiz 2 yılda ödeme şartıyla bir kredi var şu anda 14 milyona kadar. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu konuda da bizim proje çalışmalarımız devam ediyor. Yine yeşil dönüşüm dediğimiz Avrupa Birliği'nin bu karbon ayak izi, aslında bu çok büyük başımıza bela olacak arkadaşlar. Birçok işletmenin hazırlığı yok bu konuda. 2024'ten itibaren belli sektörlerde başlayacak ama 2030'a kadar bütün sektörleri Paris Anlaşması gereğince artık sınırda karbon düzenlemeleriyle alakalı ihracatta çok büyük sıkıntı yaratacak gelişmeler var. Bu kapsamda da mükelleflerinizin yeşil dönüşümle ilgili yapacağı projelerde şu anda COSGAB'in açıkladığı mesela 4 milyona kadarki bir yeşil dönüşümle alakalı projede yine faizsiz kredi alma şansı var. Bu konuda da biz destek olabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap bölümüne geçebiliriz. Hiç ara vermeden. Arkadaşım buyurun. Kendinizi tanıtırsanız. Ömer Cihat Bay, mali müşavirim. Benim sorum şeyle ilgili olacaktı. Bu bungalov ve taş evlerle ilgili. Şimdi bizim bir kooperatifimiz var. Kırsal alanda kooperatif kuruldu. Bununla ilgili çalışmalara başlandı. Şimdi benim merak ettiğim birkaç tane kriter uyuyor. Yani yine ahşaptan veya taştan yapılacak bungalov evler var. Belli bir metrekare bağ bahçesi olacak. Orada tarımsal ürünler de yapacaklar. Ama benim asıl merak ettiğim ve öğrenmek istediğim konu bu kooperatif bu inşaatları yapabilmesi için bu şeye başvurabilecek mi? Bu İPARD desteklerinden şimdi şöyle yararlanabilecek mi? Yararlanır ama şu şartla. Kooperatifin faaliyet alanı mesela sadece tarımsal üretimle alakalı bir faaliyet alanı varsa olmaz. Ama şunu eklettirirseniz turizmle alakalı faaliyetini de o kooperatifin ana sözleşmesini ekletebiliyorsanız hiçbir engel yok. Ama kooperatifler sınıf sınıf, yani şimdi orası kurulurken tabii ki konut yapı kooperatifi olarak kuruldu. Ha, evet, o biraz farklı tabii. Yani o bu şekilde olduğu için girmiyor yani mu? Yani şöyle, turizmle alakalı bir ibare yoksa, bu yakın zamanda böyle bir kooperatifin bir sorusu vardı, onu sormuştuk yani şey olarak da, resmi olarak da. Yani olacağını düşünmüyorum, olabileceğini. Siz ama şey işte turizm faaliyeti yürütmek üzere kurulmuş bir kooperatif olduğunu gösterebilirseniz olur. Yoksa olmaz. Teşekkürler.
Tabii. Yani burada kurum işte turizmle alakalı bir faaliyet olup olmadığına bakar. Ama onu yazdıramazsanız onun ana sözleşmeye, yani standart bir sözleşme ise. Evet. Başka soru? Benim sorum olacak. Buyurun. Kırsalla ilgili, imarla ilgili problemler var biliyorsunuz. Mesela evet. Köylerde, şeylerde. Evet. Bu turizm için yapılacak diye belediyeye başvurulduğunda bungalovlar için özel bir imar veya şey söz konusu mu? Şöyle zaten ağırlıklı olarak söyleyeyim. Kırsal turizm işletmeleri tarım arazisi üzerine yapılıyor. Ağırlıklı olarak. Evet. Bazıları böyle işte köy yerleşik alanında ya da beldedir orası. Yine kırsal alan listesinde bulunan bir belde. Beldenin veya köyün yerleşik alanındaki uygulama biraz farklı olabilir. Ama çoğunlukla tarım arazisinde yapılıyor. Tarım arazisinde yapılması ne demek? Siz orada o arazinin kullanım amacının niteliğini değiştirecek bir yatırım yapıyorsunuz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Önce bir imar planı değişikliği yapmak gerekiyor. Yani biraz açıkçası uzun bir süreç. Belki 9 ayı, belki 1 yılı bulabilecek. Yerine göre belki en az 6 ayda tamamlanacak bir süreç. Önce imar planında değişiklik yapmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Ben burayı turizm işletmesi, kırsal turizm işletmesi olarak kullanmak üzere küçük ölçekli planlama yapmak istiyorum demeniz lazım. Kim kanalıyla? Şehir plancıları kanalı. Yani sizin öyle bir düşünceniz varsa ilk işiniz şehir plancısıyla çalışmaya başlamak. Gerekli planlamayı yaptıktan sonra da imar izin, mimari statik projeleri vesaire, ondan sonra proje başvurusu. Yani yeni başlıyorsanız önünüzde bir 6, 9, 12 aylık bir süre var demektir. Bursa için daha önce deneyimden söyleyeyim bunu. Minimum 10 dönümlük bir arazi olması lazım. İşte böyle işte zeytinlik olmaması lazım mesela. Hüseyin'in anında boş bir arazisi var. Benim yani müşterim 5 dönüm civarında bir yer. Etrafta her villa imar affından faydalanırlar. Onlara sorduğunda kaldı. O başka tabii. İmar affı farklı bir şey. Artık imar affı herhalde diye bir şey de olmaz bundan sonra Türkiye'de diye düşünüyorum. Ama bu 5 dönümlük arazide olur mu şeysinin en iyi cevabını alacağınız yer ilgili belediyenin, bağlı belediyenin imar müdürlüğü. Onlar zaten genelde 10 dönümün altındaki arazilere verilmiyor bu izin diye biliyorum. Ama bu kesin bilgi değil. Sormak lazım dediğim gibi. Artı bir de özellikle karayoluna ya da böyle köyleri birbirine bağlayan ya da işte ilçeden köye giden ana yollar üzerindeki arazilere izin veriyorlar. Bu kırsal turizm işletmesi için öyle tarlaya giden kadastral olsa da tarlaya giden değil önünde yol geçiyor ya direkt onun şeyin içinde. Yani. Olabilir. Bir sorabilirsiniz imar müdürlüğüne. Onlar tamam derse belediye tamam diyorsa her türlü proje başvurusu yapabilirsiniz. Belediye yani oradaki şey muhatap belediye. Teşekkür ederim sana. Buyurun. Tabii buyurun. Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu 300 milyon dolarlık teşvik her yıl için mi yoksa bir seferlik? Şöyle yaklaşık toplamda net rakamı şimdi söyleyemeyeceğim ama İPART bu 2021-27 programının uygulanmaya başlanacak. Bunun bütçesi yaklaşık 500 küsür milyon toplamda. Biz normalde 2021 yılında başlamamız gereken şeyi 2024'te başlayabileceğiz. Burada her yıla bu programın bir bütçe dağılımı var. Her yıla belli bir bütçe ayrılıyor. O birkaç yıldır biriken bütçe olduğu için ilk çağrı 200 milyon euroluk olacak. Ama devamındakilerin ne kadar olacağını da daha düşük olacağı kesin her yıl yapılacak şeyin. Her yıl diye de bir şart yok aslında. Kurum şunu diyebilir işte biz
Ocak'ta ilan ettik ama 9 ay sonra tekrar çağrı ilan edeceğiz diyebilir. Onu bilmiyoruz. Kurumun tabii iç işleyişiyle alakalı, planlarıyla alakalı bir şey. Ama bu kadar büyük olmayacaktır. Bu çağrı bir fırsat aslında. İkinci sorum, mantar üretimi yapmak için imar iznine gerek var mı? Şöyle, yani sera tipi bir yapı koyduğunuzda, sera tipi bir yapı koyduğunuzda izin almanız lazım ama ruhsata tabi bir yapı değil sera. Ruhsata tabi değil. Çadır içinde oluyor zaten mantar. Dolayısıyla izin alacaksınız ilgili belediyeden ama ruhsat vermeyecekler size. Yani ruhsata tabi bir yapı değil o yapı. Çadır gibi. Ama izin almak kaydıyla. Ama imar kanununda diyor ki çadırlara imar izni almaya gerek yok. Ruhsat almaya gerekiyor. Ruhsat yok. İzin ruhsat almayacaksınız ruhsat diyor. Demiyor, izin alacaksınız. İzin alacaksınız çünkü belediyede onun işte kendi kurallarına uygun bir yapı olup olmadığına gene bakıyor. Gene bakıyor ama ruhsata tabi bir yapı değil. Değil. Siz bu kolay tabii. Ruhsat engeli yok o zaman. Tabii yok. Yani kolay derse bir şuna bakıyor. Komşu arazilerden çekme payları var. İşte artık 5 metre 10 metre neyse ona göre işletmenizi yerleştirdiğinizi bakıp size tamam ya da hayır diyor. Çok teşekkür ederim. Şey değil yani. O zor bir şey değil. Sunumlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Benim sorum Yahya abi olacak. Yahya abi, şimdi yeşil sanayi dönüşümü kapsamında eğer bir firma yatırım yaparken diğer etkenler sabit kalmak kaydıyla KOSGEB'ten mi müracaat etmeli? Eğer ki TKDK'nın Ocak sonu içerisindeki açıklaması söz konusu olursa TKDK kapsamından mı müracaat etmeli? Yoksa yatırım teşvik belgesi kapsamında 5. bölgeden mi talepte bulunmalı? 4. bölge. Özür dilerim. 4. bölgeden mi talepte bulunmalı? Bu noktada bunun kıyasıyla ilgili olarak yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi sevgili kardeşim teşekkür ediyorum. Önemli bir soru sordun. Burada biz şu anda Sanayi Bakanlığı ile bunun istişaresini yapıyoruz zaten. KOSGEB de biliyorsun Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Yatırım Teşvik Daire Başkanı Genel Müdürü de Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Şimdi firmalar ikilemde kaldı. Bizim mesela teşvik belgesini almış olduğumuz şu anda bazı firmalar bu kredi çıkınca ya teşviğimi kullanayım, krediyimi kullanayım ikilemde kaldılar. Onunla alakalı bir mevzuat değişikliği bekliyoruz. Bir, ikincisi yatırım teşvik belgesine başvurabilmek için firmanın öncelikle süreci tamamlaması lazım. Yani bağlantı anlaşmasına kadar olan süreci tamamlaması lazım. Fakat KOSGEB kredisinde sadece çağrı mektubunu almak yeterli. Bir de burada tabii bir tarih var işte 30 Kasım 2024 de arkadaşlar bu kredi Ocak sonunda biter. Yani zaten kaynak 300 milyon dolar civarında bir kaynak. Yani öyle Kasım'a falan kalmaz. Varsa böyle bir niyet bu kapsamda müracaat etmekte fayda var. Şimdi tabii kıyas yapılırken dediğim gibi yani firmanın durumuna bakmak lazım. Bir de İPART için biraz önce bahsettiğim hadise kırsal alanda olması lazım tesisin ve Naci Bey'in de belirttiği kriterlerde olması lazım firmanın. Yani o kriterleri sağlaması lazım. Eğer firma bağlantı anlaşmasını yapmış, eğer o firmanın hani kriterleri sağlıyorsa ben İPART'ı beklemesini tavsiye ederim. Fakat daha işin başında çağrı mektubunu almış, teşvik mi kredi mi derseniz teşvik yerine krediyi almasını tavsiye ederim. Çünkü burada 14 milyona kadar bir kaynak söz konusu 3 yıl vadeli. Hele kredi faizlerinin %60'ları %70'leri bulduğu bir dönemde 14 milyonluk bir kaynak. Fakat buradaki hadise şu arkadaşlar %60'ını karşılıyor. %100'ünü değil. Yani 14 milyona kadar olan kaynak %60'ını projenin karşılıyor, kredilendiriyor. Burada da kriter şu. Firmanın Findex raporunu biz istiyoruz firmadan. Firmanın Findex raporu geliyor. O Findex raporuna göre yeminli müşavir raporu hazırlıyor. Firmanın Findex raporundaki son 10 yıllık durumuna göre bir durum çıkıyor. Yani kredibilitesi çıkıyor işte. Riskli olan var, az riskli olan var, orta riskli olan var, iyi olan var, çok iyi olan var.
Biz zaten bu iyi olmayan, yani mesela az risk liste olanlara hiç başvuru yapmasını zaten önermiyoruz. Diyoruz ki çıkmaz, boşu boşuna hiç uğraşmayın. Ama iyi ve çok iyi olanların da son 10 yıllık durumuna bakılıyor. Yani fizibilite yapılıyor. COSGAP'le olan proje geçmişine bak yapılıyor. Mesela bazı firmalar, geçen bir firma geldi bize. Manisa'dan bir firma aradı bizi. Dedi ki ya biz işte geçmişte bir COBIGEL yapmıştık da işte biraz sıkıntı yaşadık da işte buna başvuru yapmak istiyoruz. Dedim ki projeyi kapattınız mı? Kapattık ama biraz sorunlu oldu. O zaman başvuru yaparken sorun yaşarsınız dedik yani kendilerine. Ha buna da dikkat etmek lazım. COSGAP çünkü bu kredideki hadise arkadaşlar, bu kaynak tamamen Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden gelen kaynak. Yeşil dönüşüme yönelik olan bir kaynak. Ve COSGAP direkt burada karar mekanizması değil. Buradaki en son COSGAP 3 aşamada bunun kararını verecek. Ön başvurular alınacak. Başvurular kurulda onaylanacak. Yani buradaki kurulun onayı sadece firmanın o krediye uygunluğunu onaylıyor. Buradaki kurul o kredinin verilip verilmemesini onaylamıyor. Daha sonra Ankara'da genel merkezde bu krediler değerlendirilecek. Firmalar onların içerisinden seçilecek. Bu firmalar Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin ortak oluşturmuş olduğu bir komisyona sunulacak. Yani İPART'ta da bu, çünkü aynı kriterler geçerli. Burada en son kararı bu komisyon verecek. Yani dolayısıyla onun için dediğim gibi süre çok kısa. Yani bu süreci uzun tuttular. Orada iki ana başlık var. Bir tanesi işte GES projelerine verilen kaynak 14 milyona kadar. O Ocak sonuna kadar biter yani. Onu ben açık ve net söyleyeyim. Çünkü hani sektörde ben 35. yılım. Biz COSGAP'in kuruluşundan beri COSGAP'le çalışıyoruz. İlk dönem bir havuz hikayeleri falan vardı. O ilk havuza da girenlerden biriyim ben. Dolayısıyla hani süreci biliyoruz, yakinen biliyoruz. Fakat ikinci başlık var. Orada o 4 milyonluk hikaye var ya. Hani yeşil dönüşümle ilgili, işte enerji verimliliğe yönelik. O 4 milyonluk da orada bir sıkıntı yok. Orada 30 Kasım'a kadar başvuru alacaklar. Yani orada bir problem yok. Durum bu vaziyette. Yani o firmanın durumuna göre karar vermek lazım. Yani hani teşvik mi, kredi mi, hibe mi? Bir de arkadaşlar, biraz önce Naci Bey bahsetti. Şimdi bu İPART 3 programının niye geç devreye alındı? Şimdi bizde maalesef ben 52 tane ülke gezdim. Yurt dışında da, Amerika'da da kaldım. Bir süre İngiltere'de kaldım. Bizim toplumumuz kadar girişimci bir toplum yok. Gerçekten. Dünyanın her tarafında varız. Fakat bizim toplumumuz kadar da maalesef, özür dileyerek söylüyorum, dejenere olmuş bir toplum yok. Arkadaşlar, bu fonlar bazı yerlerde suistimal edildi. Turistik tesis yapacağım dedi, adam gitti düğün salonu kurdu. Restoran yapacağım dedi, farklı gitti pavyon açtı. Bakın bunları söylüyorum, bunlar olmuş. Bunlar Avrupa Birliği şeyleri, müfettişleri bunları tespit ettiler. Ve bunların hakkında davalar açıldı. Danışmanlarına da, o firmalara da, o fonları tahsis edenlere de davalar açıldı, şu anda devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu kriterleri uygulama anlamında biraz daha olayı daha uzattı. Yani gecikme buradan kaynaklanıyor. Fakat bizim şunu algılamakta ben zorluk çekiyorum. Buna rağmen halen bazı firmalar arıyor bizi mesela. İşte bu %60 olayı var ya. Abi işte faturayı yüksek alsak işte %100 buradan faydalanalım. Ya faydalanamazsın arkadaş. Yani sonuçta bu traktörün fiyatı bellidir. Yani sen 10 bin liralık traktöre 50 bin lira yazsan da onu alamazsın. Böyle bir şey yok. Veya abi biz demiş işte Çin'de bir firmamız var, Çin'den alalım. Alamazsın arkadaşım. Avrupa Birliği'nin kriteri var. Diyor ki ya ben size şunu söyleyeyim, mesela Naci Bey de iyi bilir. Adam klima almış, tamam mı? Klima. Turistik tesiste klima almış. Buradaki bir firmadan gitmiş, klima almış. Fakat menşeine bakıldığı zaman klima Çin'den gelmiş. Etmediler. Biz işte bunu en başından söylüyoruz. Diyoruz ki bak, menşe yönetmeliği diyen bir şey var kardeşim. Ya bir de ben buradan aldım işte, ithal etmiş firma. İthal etmiş olmuyor işte. Sonuçta Made in China yazıyor onda klima. Sen görüyorsun bunu yani. Gelen uzman da bakıyor ona. Arkadaşlar, bu projeler başından sonuna kadar denetleniyor. Yani siz ilk projeyi yaptık, sunduk, onaylandık, sözleşmeyi imzaladınız. Gittiniz kurumla.
avansınızı aldınız, teminat mektubunuzu verdiniz, işe başladığınız andan itibaren denetleniyorsunuz. Tesis yapıyorsanız, diyelim kazdınız, hafriyat yaptınız, kurum geliyor, denetliyor. Beton attınız, kurum geliyor, denetliyor. Kaçlık demir kullandınız, ne kadar çimento kullandınız, ne kadar kum kullandınız. Bunların hepsi şantiye defterleri dediğimiz defterlere yazılıyor ve kurum bunları sürekli denetliyor. Ben öyle yaptım, binaya çıktım, öyle bir şey yok. Yani bunlar dediğin gibi her aşamada denetleniyor. Artı bir de bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ya yapayım bir otel, kiraya vereyim. Öyle bir şey yok abicim. 5 yıl bir kere sen bunu işletmek zorundasın. Devir edemezsin. Ettiğin an 3 katı cezayla ödersin onu. Bunlar tabii aklıma gelen şeyler. Yine varsa bir soru devamında. Ben ilave etmek istiyorum. Kusura buyur, bakmayın, buyur abicim. Rahatsızım da. Estağfurullah. Devredemezsiniz dediniz ama şirket devrini yapabilirsiniz diye biliyorum. Burada. Şimdi bakın, şirket devrini şöyle. Şirket hisse devri farklı bir şey. Tesis devri farklı bir şey. Orada da bir yerde yine suistimal oluyor aslında. Şirketi devrini yaptıktan sonra kurum yine bunu denetliyor aslında baktığınız zaman ya. Onu da söylemiş olayım. Buyurun. Mikrofonu alırsanız. Birincisi, şu an geliyor mu? Geliyor. 81 ile yayıldığında İPART şu an 81 il için... Biz tanıyoruz, tanısak sizi hanımefendi. Elif Açıpoğlu, stajyer malim şavrum ben de. Buyurun Elif Hanım. İPART 81 ile yayıldığında 81 için ayrı ayrı kırsal alan listesi açıklanacak mı? Açıklandı. Tamam, bir de bir şey daha soracağım. Mesela şu an İzmir'de bir İPART ofisi yok. Yani bir TKDK ofisi yok. Açılacak. Manisa İzmir'i açıyor. Hepsine açılacak. Tabii. Tüm illerde. Hepsi mesela Bursa İstanbul'u açacak. Edirne'yi açacak. Kırklareli'ni açacak. İzmir ve Manisa'daki İPART açacak. Yani bunlar açılacak arkadaşlar. Buradan arkadaşlar oralarda görevlendirilecekler. Yani her ilde İPART'ın bir sorumlusu, bir ofisi olacak. Yani bu konuda tereddüt yok. Fakat şimdi bu ilk çağrının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi malum 6 Şubat'ta ölenlere rahmet diliyorum. Ben bir deprem yaşadık. Deprem bölgesine bir şey var. Bir ağırlık verilecek. Ama o deprem bölgesine hepsine diye. Mesela Hatay daha önceden çok hibe aldı. Mesela Hatay'a dünyanın hibesi verildi daha önceden. Mesela Gaziantep yok bu kapsamda. Kilis yok bu kapsamda. Buralara mesela ağırlık verilecek. Bursa geçmişte çok hibe alan illerimizden birisi. Mesela Bilecik yoktu. Çanakkale var ama, Balıkesir var ama Bilecik yoktu mesela. Bilecik, yani Bilecik'te yapılan bir proje, mesela Bursa'da yapılacak olan bir projeden biraz daha fazla şanslı olabilir. Bir de sektörel anlamda şuna dikkat ediliyor arkadaşlar. Bu hibeler verilirken hani bölgenin ihtiyacı ne? Mesela soğuk hava deposu projesi yapıyoruz diyelim, değil mi? Soğuk hava deposu projesi yaparken o bölgenin ihtiyacı ne? Ona bakılıyor. Yani her proje geçecek diye, yani ben projeyi çok güzel yaptım, 10 numara proje yaptım ama geçecek diye bir şey söz konusu değil. Diğer bu hususta arkadaşlar, bu projelerde torpil şubu falan yok. İlk ordinerliklerinde sadece projenin usule uygun olup olmadıkları değerlendirilir. Onlara bakılır. Bu projeler daha sonra Ankara'da değerlendirmeye tabi tutulur. Uygunluk görülürse. Ha bir de her projede sizin yazdığınız kalem, her kalem kabul edilmeyebilir. Yani siz atıyorum yazdınız oraya işte 20 tane kalem. Bu 20 tane kalemin hepsini kabul etmeyebilir kurum. Veya siz yazdığınız 1 milyonluk proje onaya geldi 700 bin TL. Yani bunu hani ya ben 1 milyonluk yazmışım illa bana 1 milyon verin deme şansınız yok orada. Yani bu şeyde de KOSGEB projelerinde de böyle biliyorsunuz. KOBİGEL yapan arkadaşlar vardır içinizde. Veya takip eden arkadaşlarınız. Hani burada kriterleri çok iyi sağlamak lazım. Bir ikincisi de arkadaşlar, siz kendiniz de olsanız, mükellefiniz de olsanız, bu konuda bilgi, birikim, deneyim sahibi olmayan insanlar bu işe girmesinler lütfen. Yani şu anda yüzlerce çiftlik var satılık. Çünkü hayvancılık bir meslektir. Tarım bir meslektir arkadaşlar. Nasıl mali müşavirlik bir meslekse, çiftçilik de bir meslektir.
ben şöyle 10 tane coin alayım bir bakayım diyemiyorsunuz. Diyemezsiniz yani. Böyle bir dünya yok. Ondan sonra da işletme batıyor. Tabii burada hani süreklilik olayı bahsetti biraz önce Naci Bey. Hani bu 5 yıl satamama hikayesi. Bu sefer krize giriyor. Bu sefer ne bileyim iflas ediyor firma. Bankaya kredilerini ödemiyor. Ödeyemiyor. Banka el koyuyor. Sonuçta herkesin cebinde 10 milyon para yok. Sonuçta kredi kullanıyor. Ya yani buradaki güzel olan şey şu arkadaşlar. Bu katkı hani sizin profesyonel anlamda bir tarım yapma isteğinizi yerine getirmede çok büyük bir imkan. Veya kooperatiften bahsetti biraz önce bir kardeşim. Mesela şimdi tabii laf lafı açıyorum. Konut kooperatifinin yanında bir de mesela buna yönelik kooperatif kurabilirsiniz arkadaşım. Aynı üyelerle buna yönelik. Genel kurulda açıklarsınız arkadaşlarınızla. Daha çok yeni bir şey var arkadaşlar. Enerji kooperatifi dediğimiz, enerji kooperatifleri şu anda Türkiye'nin gündemine yavaş yavaş giriyor. Bu da enerji tüketimine yönelik olarak sizin kuracağınız bir kooperatif. İşte konutlarda mesela enerji tüketimine yönelik bu GES'ler, RES'ler olayı. Hatta belli bir 11 metrekare mi ne galiba üzerinde şu anda şart koştular onun. İmar yönetmeliğinde belli bir metrekarenin üzerinde ki yapılarda GES, RES kurma zorunluluğu var. Şu anda tam hatırlamıyorum yani kaç metrekare olduğunu. Şimdi 2027-2030 döneminde özellikle yaşanacak olan krizden dolayı çok büyük elektrik kesintileri söz konusu olacak arkadaşlar. Hem sanayide hem konutlarda. Dolayısıyla bugünden bunun tedbirini almak, bunu da yaparken tabii kooperatifler yoluyla yaparsanız eğer buna da yine destekler söz konusu. Bunu da daha sonra başka bir oturumda geniş bir şekilde anlatırız, konuşuruz. Başka soru var mı? Devam edebilir miyim? Buyurun. Bir de son günlerde daha çok gündemde olan bu dikey topraksız tarımın da İPART'taki seracılığın teşviğinde yeri var mı? Tabii ki. Yani siz sera sonuçta yapacağınız seradaki üretiminizde biz bunu kullanabiliyorsunuz. Hatta biz mesela seralarda artık topraksız tarımla alakalı sistem bir de GES'ler yani seranın kendi enerjisini kendisi üretme yönünde geçmişteki çağrılar da vardı Naci Bey bildiğim kadarıyla. Siz biraz detay verin isterseniz arkadaşım. Şimdi şöyle size aslında dikey tarım yapamazsınız edinmesiniz ya da şu şekilde yapacaksınız diye bir şey söylemiyor. Sera kurabilirsiniz. Seranın dizaynı, sera çeşitleri var. Dikey tarım, sera da dikey tarım da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla onun önünde önceden de bir engel yoktu, şimdi de bir engel yok. İPART programındaki seralarda sadece şuna dikkat etmek lazım. Ürün çeşitliliği düşük. Yani ürün o serada üretebileceğiniz ürünleri sınırlandırıyor. Süs bitkisi, fide fidan, sera için söylüyorum. Ve tıbbi aromatik bitki listesini gördünüz, onu paylaşmıştım sunumda da. O ürünlerden birisini üretmek üzere bir sera, biri veya birkaçını üretmek üzere sera kuruyor olmanız lazım. Ama serayla alakalı başka bir destek daha var. O da Kırsal Kalkınma Programı, KKYDP diye kısaca diyoruz. O tamamen ulusal bütçeden sağlanan destekleri kapsıyor. İşte bu günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Henüz açıklanmadı. Orada bitkisel üretim yapıyor olmanız yeterli. Yani siz orada domates de, marul da üretebilirsiniz, salatalık da üretebilirsiniz, biber de üretebilirsiniz. Ulusal bütçeden olan programda. Artık bu sene herhalde bütçeleri biraz da artıracaklar. Geçen sene mesela yeni yatırımlarda üst limit 7 milyonun %50'sini hibe olarak veriyordu. Bu sene duyum artacak. Rakam söylemiyorum. Duyum çünkü. İPART programını diyorsunuz. Euro bazında destekler TL bazında veriliyor. Sadece bütçeyi belirlerken euro kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla problem yok yani. O tür bir başvuru yapabilirsiniz. Yapılan harcamalardaki kur etkisi konusunda bilgi verir misiniz? Tabii.
Şöyle, normalde yani çok çabuk değişiyor rakamlar, özellikle hem makine hem makine ekipman hem inşaat maliyetleri çabuk değişiyor. Kurum başvuru tarihiyle sizle sözleşme imzaladığı tarih arasındaki fiyat farklarını, o enflasyon tabii ki TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre sözleşmenize yansıtıyor. Yansıtabiliyor. Onun bazı kriterleri falan var ama bu imkan var. Eskiden yoktu mesela. Son birkaç yıldır bunu uyguluyorlar. Yani oradaki kayıpları nispeten azaltacak bir şey. Tamamen değil ama. Ulusal bütçeden olan programda hiç yok ama bu. Yani bir döviz hareketliliğine denk gelirsek biraz sıkıntı yaşayabilir. Yani ama yine de TL'den ziyade bütçeyle alakalı bir şey bence. Sonuçta şunu diyebilirsiniz. Bütçe imkan el veriyorsa işte o başvuru tarihiyle sözleşme tarihi arasındaki makine ekipman inşaat maliyetlerindeki artışı devletin açıkladığı resmi rakam üzerinden güncelleyebilir yani şey, ama bütçeyle alakalı bir şey bu tabii. Çünkü bu konu bürokratik engelleri olan bir konu. Özellikle imar projeleri. En önemli problem imar problemi. Sizin deneyim ve tecrübelerinize dayanarak yatırımcıların ilk dikkat etmesi gereken konu ne olmalı? Nereden başlamalı? Çünkü kurum gerçekten muazzam çalışıyor. Evet, evet biliyorum, biliyorum. Çok memnunuz bu konu. Evet, evet. Feedbacklerinden göz önüne bulundurarak. Evet. Yani şöyle, şu şekilde aslında yani ile göre, arazinin niteliğine göre bu bahsettiğimiz şey çok çok fazla değişiklik gösteriyor. Örnek vereceğim, az önce bir beyefendi şeyi sorduydu, ayrıldı kendisi galiba. Kırsal turizm için nerelerde imar alabiliriz? 5 dönümlük arazi var meselesi vardı. Mesela illerin çevre düzeni planları var. İllerin. O planlarda işte plansız alanlarda nasıl hangi tür işletmelere ne kadar emsalde izin verilebileceğiyle alakalı hükümler var mesela. Bazı planlarda örneğin diyor ki öyle değil ama ben şimdi plan önümde değil ama örneğin şunu demiş olduğunu düşünelim, varsayalım. İşte Keles kırsal turizm, şu bölgeleri kırsal turizm alanıdır. Onların plan notları var. Kırsal turizm alanıdır dediğinde orada turizm için imar alabilmek artık kolay oluyor. Bir nebze kolay oluyor. Yine tabii ki bazı şeyler yap. Ama orayı turizm alanını ilan etmiş ilgili Büyükşehir Belediyesi de belediye. Örnek, başka bir örnek vereyim şimdi. Zeytin ağaçlarının dikili olduğu bir arazi düşünün. Orada ben hayvancılık işletmesi yapacağım desem bile imar izni almakta zorlanır. Çünkü zeytin kutsal bir ağaç gibi, Hindistan'daki inek gibi bizde zeytin ağacı. Bence haklı yanları da var bence. Yani arazinin niteliğine bakmak gerekiyor. Yapacağınız yatırımın o alana ne kadar uyumlu olabileceğine bakmak gerekiyor. Ve ilk adım aslında bizde değil, ilgili belediyeye yatırım fikri oluştuğunda ilgili belediyeye gidip bir ön bilgi alması gerekiyor. Yani burası kırsal turizm için misal uygun mu? Şey dışındakiler, turizm dışındakiler ya da gıda işletmesi dışındakiler özellikle kırsal alanlar için çok zor şeyler değil. Mesela hayvancılık işletmeleri. Bir şekilde hayvancılık işletmelerine belli ölçülerde izin veriliyor. Tabii ki engel oluşturan şeyler var. Mesela işte su korumayla alakalı bir alandaysa yapacağı işletme ona izin verilmeyebilir. Çünkü kaynak suları kirletecek, içme suyunu kirletecek bir alandaysa belediye izin vermeyebilir. Yani yatırım çeşidine göre, arazinin yerine göre o kadar çok şey var ki, kriter var ki konuşabileceğimiz. Belki hani o yatırım özelinde konuşmak lazım, yatırım çeşidine göre. Tarımsal işletmelerin kurulumu biraz daha kolay, izinleri biraz daha kolay.
Ama farklı bir sektör düşünüyorsanız, mesela tarım arazisinde gıda işletmesi, süt işleme tesisi düşünüyorsanız, uzun bir süreçten geçmeniz gerektiğini akıllarında tutmalılar, ya da kırsal turizm düşünülüyorsa izin de alamayabileceğini de bilmesi lazım vatandaş. Çünkü orası tarım için ayrılmış bir alan. Orada siz örneğin 2000-3000 metrekarelik bir süt işleme tesisi yapıyorsanız izinlendirme süreci olmaz demiyorum ama biraz daha uzun sürer. Başka soru? Yorulduk galiba. Teşekkür ederiz bizleri dinlediğiniz için. Çok sağ olun.